Sayın Oda Başkanım, değerli kurul üyelerim, siz değerli meslektaşlarım, şahsım ve yönetim kurulu adına sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Seminerimize hoş geldiniz. Seminerimiz e-defter, e-fatura, e-arşiv, fatura ve kayıt saklama ve güncel gelişmeleri kapsamaktadır. Birazdan değerli konuşmacıları takdim edip kürsüye davet edeceğim. Ama önce açılış konuşmasını yapmak üzere Oda Başkanımız Sayın Yahya Arkan'ı kürsüye davet etmek istiyorum. Buyurun başkanım. Geliyorlar. Saygıdeğer konuklar, çok değerli meslektaşlarım, sizleri saygı ve sevgiyle selamlayarak hoş geldiniz diyorum. Alkışlara bakılana göre herkes hayatından memnun değil arkadaşlar, sorun değil. Biz mesajı alıyoruz. Tabii eğitim sezonunu açtık. Aslında ondan önce biliyorsunuz dün Gazi Osman Paşa'da tamamladık. Ekim ayında farkındalık eğitimleri gerçekleşti. Tabii enteresandır. Özellikle biz bu eğitimlere meslek mensuplarını davet ettik. İstanbul'da 14 bin büro var. 4 bin civarında meslektaşımız katıldı. Tabii kimsenin şöyle bir mazereti olamayacak. Herkesin, meslek camiamızın en çok şikayet ettiği konulardan bir tanesi biliyorsunuz haksız rekabet konusuydu. Yine hepinizin bildiği gibi bilmemiz gereken konu 1-1-2015'ten itibaren haksız rekabetin önlenmesiyle ilgili bir meslek kararı yürürlüğe girdi. Ve bununla ilgili de bir yazılım yapıldı. Ve anlattık bunu ilçelerde. Sözleşmeler bundan sonra elektronik ortamda düzenlenecek ve işin tüm süreçleri de takip edilecek. Bunun geri dönüşü yok arkadaşlar, kusura bakmayın. Eğer haksız rekabet bu mesleğin temel sorunuysa artık herkes bir bilgisayar olduğuna göre bir internete bağlanacak altyapısı olduğuna göre internete girecek İSMO internet şubesine oradan haksız rekabet yazılım içerisine girip sözleşmeyi düzenleyecek arkadaşlar. Bunun başka yolu yok. Şimdi ayakta arkadaşlarım var, kusura bakmasınlar. Bir aile toplantısı bu. İşte Cevahir'i tutuyoruz. Salon 1100 kişi. 1100 olduğu zaman rezervasyonu doldu diyoruz. Bir bakıyoruz ki 500-600 kişi geliyor. Hatta başka bir geleneğimiz var. Eğitim bitmeden 1000 kişiyle başlıyorsak eğitime 100 kişiyle eğitimi tamamlıyoruz. Açıkçası ben e-defterle ilgili bu kadar talep olacağını tahmin etmedim. Uğur Üstad'la da görüştük yukarıda. Demek ki bir talep var. Bizim de görevimiz bu eğitim taleplerini yerine getirmek. Hemen en kısa sürede Anadolu yakasında da bir e-defter, e-fatura eğitimi yaparak bu eksikliği tamamlayacağız. Şimdi sevgili arkadaşlar, ayakta da arkadaşlarım var. Çok sözü fazla uzatmak istemiyorum. Ama hakikaten yaşantımıza yeni bir dönemin başlangıcıdır. E-fatura, e-defter konusu. İlçelerde anlattım. Biz yıllar önce kağıtların kalkacağını söylediğimiz zaman kimse ya olur mu dedi, olmaz dedi. Ama bugün hepiniz biliyorsunuz ki tüm bildirimleri elektronik ortamda gönderiyoruz. İşte bugün e-defter belki çok geniş bir kesimi ilgilendirmese dahi
Ama göreceksin süreç içerisinde özellikle bilanç usulüne tabi olan firmalar e-deftere geçecektir. Ülkenin en temel sorunu bir tanesi kayıt dışı ekonomi. Bunun da giden yolu e-defterden geçiyor. Ben bir meslek mensubu olarak e-defteri sonuna kadar savunuyorum arkadaşlar. Bunu herkes böyle bilsin. Bugüne kadar ne çektiysek müşterinin bir dediğini iki etmemekten kaynaklandı. E-defterle bunlar tarihe kalacak. Tabii ki teknik sorunlar olacak. Bu tip toplantılarda özellikle gelir dairesi buradaki önerileri alıp, sıkıntıları alıp vergi mükelleflerini ve meslek mensubunu mağdur etmeden çözümler üretmesi gerekiyor. Ama benim anladığım kadarıyla bunun artık bir ertelenmesi söz konusu değil. Hatta bir taslak daha var biliyorsunuz genişlemesiyle ilgili. Genişliğe yoluna devam edecek. Dolayısıyla bugünkü seminer son derece önemli. Bir müjdeyi de vermiş olduk. Anadolu yakasında da bunun tekrarını yapacağız. Belki de o toplantıya kadar yeni bir müjde daha vereyim size. Geçmişte kısmen yapmıştık. İnternet üzerinden canlı yayın konusu yetiştirebilirsek bu ay içerisinde bir canlı yayın projemiz var. Bu hayata geçtiği zaman da meslek mensubunun oturduğu yerden bu eğitimleri izleyebilecekler. Tek bir can var sizden. Lütfen başkasının hakkını mağdur etmemek adına rezervasyon ya yaptırın, yaptırdığınız zaman da gelin arkadaşlar. Sizden tek ricam bu. O zaman başkaları mağdur olmayacak. O zaman biz de daha geniş kesime bu eğitimlere katmak açısından çeşitli önlemler almış olacağız. Farklılık eğitimini söyledim. Bize göre bir müjde, bazılarına göre sevimli olmayabilir. 1 Ocak'tan itibaren de zorunlu eğitimle ilgili olan yönetmelik yürürlüğe girecektir. Delege arkadaşlarım hatırlarlar. TÜRMOK Genel Kurulu'nda bu yönetmelik kabul edilmişti. Maliye Bakanlığı bugüne kadar yayınlamamıştı. TÜRMOK dava açtı. Bu davayı kazandık. Bir maddesi var. Bizim de katıldığımız o düzeltilecek. Ve yılbaşına kadar bu yönetmelik yayınlanacak. Ve yeni yıldan sonra arkadaşlar eğitimlerde daha sık bir arada olacağız diyorum. Ben bugünkü seminere katkı sunan değerli dostlarımıza teşekkür ediyorum. Sizlere sevgiler, saygılar sunuyorum. Değerli başkanımıza teşekkür ediyoruz müjdeli haberlerinden dolayı. Şimdi oturum konumuza geçiyoruz. Değerli konuşmacıları sırasıyla takdim etmek ve çağırmak istiyorum. Evet, ilk konuşmacılarımızdan Sayın Uğur Doğan, Gelir İdaresi eski daire başkanımız. Buyurun Uğur Bey. Sayın Yalçın Tercan, Gelir İdaresi eski müdürümüz. Sayın İknur Gür, Gelir İdaresi eski uzmanımız. Evet. Sayın Cüneyt Öksüz, İdea Teknoloji Genel Müdür Yardımcımız. Bu güzel oturumu yönetmek üzere, oturum başkanlığı yapmak üzere Sayın Oda Sekreterimiz Erol Demirel'i takdim etmek istiyorum. Sevgili Oda Başkanım, Oda Kurullarımızın değerli üyeleri, sevgili meslektaşlarım, e-fatura, e-devlet, e-arşiv konularıyla ilgili
uygulamalar olarak düzenlemiş olduğumuz bu seminere hoş geldiniz diyorum tekrar. Evet, biraz önce başkan da ifade etti bu ayakta olan arkadaşlarımızla ilgili her ne kadar önlem almaya çalışıyorsak da yeterli olmuyor. Bir kere ayakta olan arkadaşlar için hem ilgileri için hep teşekkür ediyoruz ama aynı zamanda ayakta kaldıkları için de özür diliyoruz. Çünkü biraz önce de ifade edildiği gibi kontenjan rezervasyonu alırken biraz da önlem olarak alıyoruz aslında, yani gelmeyebilecekleri düşünerek. Ama gelmeyenlerden fazla gelenler, rezervasyon yaptırmadığı halde gelenler de oluyor. Dolayısıyla bu kalabalık için dediğim gibi hem katılım güzel, ancak ayakta kalan arkadaşlarından tekrar özür diliyoruz bizim için. Çünkü buraya gelmeniz her şeyden daha değerli ne olursa olsun. Bugünkü sunum konularımızla ilgili gerçekten çok değerli konuşmacılar var aramızda. O da saymanımız kendilerini tek tek tanıttı. Ben tekrar ayrıca söz verirken belirteceğim. Gerçekten önemli bir konu. Özellikle 2004 yılından beri mali idare gerçekten elektronik hayata geçişle ilgili, işte e-beyanname ile başlayan bir süreç bugün elektronik faturayla devam ediyor. Çok kısa bir süre sonra da elektronik defter ve ardından yeni uygulamalar gelecek, onu gösteriyor. Tabii bu sürece mümkün olduğu kadar ayak uydurmamız gerekiyor. Ayrıca da tabii uygulamadan kaynaklanan bazı sorunlar da söz konusu. Bunları bugün burada ayrıntılı bir şekilde konuşmaya çalışacağız. Uygulamacı arkadaşlarımız da var. Özellikle vergi kanunu temelinde yürüyen yıllardır yapı, biliyorsunuz 6102 sayılı yasayla birlikte önemli bir eksiği de ortadan kalktı. Artık sadece Maliye Bakanlığı ayağında yürüyen elektronik ortama geçiş, ticaret kanunumuzda da özellikle elektronik belge ve elektronik defter tanımlaması da girerek ve artık müşterek tebliğlere, Maliye Bakanlığı ile Mülk ve Ticaret Bakanlığı'nın müşterek uygulamaları özellikle elektronik defter bölümünde de geçti. Aslında bu çok farklı bir anlamda, bu açıdan ortadan kalktı diyebiliriz. 2014 senesi içerisinde biliyorsunuz elektronik fatura sınırlı da olsa hayatımıza girdi, iki sektörle ilişkilendirdiği biçimde. Elektronik fatura uygulamasına geçmiş olanlar da artık 1-1-2015'ten itibaren yeni bir düzenleme söz konusu olmazsa onlar da zorunlu olarak e-defter uygulamasına geçecekler. Şimdi zamanı da göz önünde bulundurarak konuşmacılar yarımşar saatlik sunum yapacaklar. Saat 3.30 gibi sunumları tamamlamaya çalışacağız. 3.30'da bir ara vereceğiz. Sorularınızı bu arada mümkün oldukça yazılı olarak almak istiyoruz. Sorularınızı bu arada almak istiyoruz. Daha sonra da 4'e çeyrek kala tekrar oturumumuz sorularınızı yanıtlamak şeklinde devam edecek. Ben katılımınız için tekrar teşekkür ediyorum. Konuşmacılara gerçekten buraya geldikleri için, sizlerle bilgilerini paylaşmak istedikleri için çok teşekkür ediyorum. Ve ilk sözü konuşmacılarımızdan mevzuat ve mevzuatla ilgili bölüm için elektronik fatura ve elektronik defterin mevzuat bölümüyle ilgili konuşmasını yapmak üzere Gelir İdaresi Eski Daire Başkanı Uğur Doğan'ı söz veriyorum. Buyurun Uğur Bey. Sayın Başkan, değerli katılımcılar, değerli meslektaşlarım, hepinize saygıyla selamlıyorum. Benim ismim Uğur Doğan, ben Gelir İdaresi Başkanlığı'nda elektronik vergisel uygulamalardan sorumlu daire başkanı olarak görev yapıyor idim. Geçtiğimiz aylarda, yaklaşık 6 ay önce kamudaki görevimden ayrıldım.
özel sektöre geçtim. İdeal Teknoloji isimli bir firmada genel müdür yardımcısı olarak görev yapıyorum. Bugün konumuz elektronik defter başta olmak üzere Maliye Bakanlığı tarafından son yıllarda yapılan elektronik vergisel uygulamalar hakkında size kısaca bilgi vermek. Sunumda ben elektronik defter uygulaması hakkında kısa bir bilgi vereceğim. Sunumun son taraflarında elektronik defter uygulaması denetimi özellikle nasıl etkiliyor? Buna ilişkin size kısa bir bilgi vereceğim. Ardından elektronik defter oluşturulurken meslek mensupları veya firmaların ilgili birimleri nelere dikkat edecekler? Bu konularla ilgili Yalçın Tercan Bey, Gelir İdaresi eski şube müdürlerinden, o da size sunumunu yapacak. Ardından da İdeal Teknoloji'den Cüneyt Bey, elektronik defter nasıl oluşturulur? Bunu bilgisayar ekranlar üzerinden size gösterecek. Ve daha sonra elektronik arşiv fatura uygulamasından kısaca bahsedeceğiz. Aralık 2013'te buna ilişkin bir tebliğ yayınlandı biliyorsunuz. 433 nolu vergi usul kanunu genel tebliğ. Ve daha sonra da 1 Nisan'dan itibaren yürürlüğe girmiş bulunan elektronik fatura uygulamasındaki güncel soru ve sorunlarla ilgili yine Gelir İdaresi eski uzmanlarından İlknur Gür Hanım size bir sunum yapacak ve akabinde de bu konularla ilgili soruları cevaplamaya çalışacağız. Elektronik defter uygulaması ile ilgili düzenlemeler biliyorsunuz Aralık 2011 döneminde yapıldı. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı'nın çıkarttığı ortak bir tebliğ ile elektronik defter oluşturulmasına, elektronik defter uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirleyen bir seri nolu elektronik defter genel tebliği yayınlandı. Elektronik defter uygulamasına geçilmesinin temel gerekçesi nedir diye baktığımızda esasında şirketler tarafından baktığımızda, meslek mensupları tarafından baktığımızda onları bir arşiv yükünden, kağıt baskıdan, noter tasdik yükünden kurtarmak olarak sıralayabiliriz. Bu ekranda görmüş olduğunuz bir oda dolusu evrak çok abartılı mı? Birçok şirket için çok abartılı değil. Şirketler, firmalar defterlerini, faturalarını, belgelerini en az bir yıl değil, 5 yıl değil. Türk Ticaret Kanunu'na göre biliyorsunuz 10 yıl boyunca saklamak zorunda. Dolayısıyla bu belgeler elektronik ortama taşındığında en başta akla gelen şey sizleri, firmaları bir arşiv yükünden kurtaracak olması. Elektronik defter uygulamasıyla aslında bu ekranda görmüş olduğunuz bir oda dolusu belge avuçlarınızın içerisine girecek kadar küçülüyor. Bir flash belleğe 5 yılın defterlerini koyup saklamanız, şirketinizin kasasında saklamanız veya internette bu bulut teknolojisi dediğiniz alanlarda bir yerde saklamanız mümkün hale gelmiş oluyor. Elektronik defterle ilişkin hükümler Vergi Usul Kanunu Mükerrer 242. maddesi ile 6102 sayılı kanunun 64. maddesinde yer almakta. Bu iki maddeye istinaden Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı'nın ortak çıkardığı tebliğe göre elektronik defter şu şekilde tanımlanmış. Şekil hükümlerinden bağımsız, VUK veya TTK uyumlu, tutulması zorunlu olan defterlerde yer alması gereken bilgileri kapsayan elektronik kayıtlar bütünü. Aslında biz biliyoruz ki bugün işletmelerin neredeyse tamamı kayıtlarını zaten bilgisayar ortamında tutuyorlar. Elektronik defter farklı bilgisayar ortamlarında tutulan bu kayıtları Maliye Bakanlığı'nın Gelir İdaresi Başkanı'nın belirlediği formata çeviren, standartlaştıran bir uygulama. Kimlere defter tutabilir? Tebliğe göre şu anda gelir vergisi mükellefleri ile kurumlar vergisi mükellefleri bilanço esasına tabi mükellefler tutabilir. Bu demek oluyor ki şu an itibariyle serbest meslek erbabı veya işletme hesabındaki mükellefler e-defter tutamazlar. E-defter tutmanın şartları ne? Tüzel ve gerçek kişiler için aslında şartları bir tane diyebiliriz. Bir defa mutlak surette e-defter tutacak işletmenin mali mührünün veya elektronik imzasının olması gerekiyor. Ve aynı zamanda elektronik defter üretmeye uyumlu bir yazılıma sahip olması
gerekiyor. Elektronik defter üretmeye uyumlu yazılımlar e-defter.gov.tr'de periyodik olarak yayınlanmakta. Şu an itibariyle 60 civarında firma, yazılım firması veya muhasebe programı geliştiren firma elektronik defter üretmeye uyumlu yazılımlar geliştirmiş durumdalar. Bu geliştirmeler hala devam ediyor. Bu firmaların bir listesini dediğim gibi bu siteden bulabilirsiniz. Elektronik deftere başvuru sadece elektronik ortamda yapılabilir. Kağıt ortamında elektronik deftere başvuramazsınız. E-defter.gov.tr'ye girdiğinizde e-defter başvuru formu ve taahhütnamesini doldurup mali mühürle veya nitelikli elektronik sertifika dediğimiz elektronik imzayla imzalamanız mümkün. Elektronik ortamda tutulacak defterle bugün itibariyle 2 adet defter, yevmiye defteri ve defteri kebir elektronik ortamda tutulabilir. Hangi defterlerin elektronik ortamda tutulacağına ilişkin bir seri nolu elektronik defter genel tebliğinde herhangi bir açıklama yok. Tebliğ şöyle bir ifade kullanmış. Veri format ve standardı e-defter.gov.tr'de yayınlanan defterler elektronik ortamda tutulabilir. Bugün itibariyle e-defter.gov.tr'de sadece yevmiye defteri ile defteri kebirin veri format ve standardı yayınlandığı için bu iki defter türünü elektronik ortamda tutabilirsiniz. Önümüzdeki dönemlerde örneğin bir pay defterinin de veri format ve standardı belirlenirse, bir envanter defterinin de veri format ve standardı belirlenip e-defter.gov.tr'de ilan edilirse herhangi bir tebliğ değişikliğine gerek olmaksızın bu defterlerde elektronik ortamda tutabilirsiniz. Elektronik ortamda tutulacak defterlerde aynen e-faturada olduğu gibi en temel kavramlardan birisi mali mühür veya elektronik imza. Defterleriniz oluşturduktan sonra bunları elektronik imza veya mali mühürle mühürlemeniz gerekiyor. Aksi takdirde elektronik defteri oluşturamazsınız. Bu bize ne sağlıyor? Oluşturulan elektronik belgenin aynen e-faturada olduğu gibi yani e-defterin kaynağının doğruluğunu, bütünlüğünü ve değişmezliğini sağlıyor. Diğer bir ifadeyle siz bu belgeleri, elektronik defteri, mali mühür veya elektronik imza ile imzalatıp daha sonraki aşamada da gibi onaylattıktan sonra herhangi bir değişiklik yapamazsınız. E-defterde kullanılan standarda baktığımız zaman uluslararası bir standart kullanılıyor. Bunun İngilizcesi XBRL, Extensible Business Reporting Language demek. Yani genişletilebilir işletme raporlama dili. XBRL Amerikan menşeli bir finansal raporlama dili. Defter kayıtlarının tutulmasında da kullanılıyor. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde bu 2000'li yılların başında biliyorsunuz çok büyük şirket iflasları yaşandı ve Amerikan ekonomisi ciddi bir krize girdi. Oradaki şirket iflaslarının asıl sebebi de neydi? Bazı şirketlerin ve bu şirketleri denetleyen muhasebe firmalarının, denetim firmalarının yaptığı muhasebe usulsüzlükleriydi, muhasebe sahtekarlıkları, hileleriydi. İşte bu tür hileleri önlemek üzere Amerika Senatosu tarafından, Kongresi tarafından bir yasa çıkartıldı ve bu yasada tutulacak olan raporların alabildiğine şeffaf olmasına dönük bir takım düzenlemeler getirildi. İşte bu düzenlemeler esas alınarak Amerika Muhasebeciler Birliği bu XBRL dediğimiz veri format ve standardını geliştirdi. Bunun geliştirme çalışmaları hala devam ediyor ve bu standart daha sonra yavaş yavaş bütün dünyaya yayıldı. Bugün Avrupa'sından uzak doğusuna kadar birçok ülkede özellikle finansal raporlar, gelir tablosu, bilanço, hatta birçok ülkede beyannameler, KDV, gelir kurum vergisi beyannameler bu formatta tutuluyor. XBRL formatında tutuluyor. Ve XBRL'in sağladığı en büyük avantajlardan birisi şeffaflık. Nasıl sağladığını sunumun ilerleyen safhalarında daha net olarak görmüş olacaksınız. Ve analize ve raporlamaya çok elverişli bir dil olması. E-defter iş süreçlerine baktığımızda bir defa elektronik defteri kendi bilgisayar sisteminizde oluşturacaksınız. Nasıl oluşturuyorsunuz? Mali mühürünüz var veya elektronik imzanız var. Diğer tarafta da bir uyumlu yazılıma sahipsiniz. Bu uyumlu yazılımlar bir muhasebe programının herhangi bir muhasebe programının bir modülü olabileceği gibi sırf bu iş için geliştirilmiş programlar da olabilir.
Elektronik defteri kendi bilgisayar sisteminizde oluşturduktan sonra, bu uyumlu yazılım aracılığıyla oluşturduktan sonra e-imza veya mali mühürle onaylıyorsunuz veya imzalıyorsunuz. Bunu imzaladıktan sonra sistem size bir e-imza veya mühür değeri diye bir elektronik belge üretiyor. Bu belgeyi biz e-defter beratının içerisine koyuyoruz ve e-defter beratını da e-defter Go.tr'deki e-defter uygulamasına yüklüyoruz. E-defter beratını biraz sonra göstereceğim, bir sonraki slaytta. Bunu 20'ye defterinin üzerindeki noter tasdik şerhine benzetebiliriz. Noter tasdik şerhinde var olan bilgilerin biraz daha detaylıcası e-defter beratında yer alıyor. İşte sizin gibi yükleyeceğiniz bu e-defter beratı. E-defter beratını e-defter Go.tr adresinden yükledikten sonra Gelir Dairesi Başkanlığı bunu kendi mali mühürüyle mühürlüyor ve siz Gelir Dairesi'nin mühürlediği bu e-defter beratını kendi bilgisayarınıza indirip kendi yine bilgisayarınızda oluşturduğunuz e-defterle birlikte muhafaza ediyorsunuz. Bu ekranda gördüğünüz e-defter beratı neler var? İşte mükellefin bilgileri var. VKN, ünvan, telefon, e-mail vesaire. Muhasebeciye ait bilgiler var. Dökümana ait bilgiler var. Oluşturulan işte kebir mi, yevmiye mi, bunun dönemi, kim oluşturmuş vesaire. Elektronik defteri e-defter Go.tr sitesinden yükleyebilirsiniz dedik. Nisan ayına kadar bu yüklemeyi manuel olarak yapmak durumundaydınız. Nisan ayında Gelir Dairesi Başkanlığı'nın yayınladığı kılavuzlar çerçevesinde artık bu yüklemeyi kullanacağınız e-defter uyumlu yazılımları otomatik olarak da yapabilir. Eğer bunu geliştirdilerse. Elektronik defter beratı ile bir hüküm ifade eder. Nasıl yevmiye defterinin üzerindeki noter tasdik şerhi olmazsa o defter herhangi bir hüküm ifade etmez. Kanunen geçerli bir belge kabul edilemez. Bir vergi incelemesinde kullanılamaz. Bir mahkemede delil olarak kullanılamaz ise aynen öyle de e-defter beratı olmaksızın sizin bilgisayar sisteminizde oluşturduğunuz elektronik defterin hiçbir kıymeti harbiyesi yok. Yarın bir gün bir denetim elemanı, bir vergi müfettişi veya bir mahkeme sizin defterinizi istediği zaman, elektronik defteri istediği zaman mutlak surette e-defterinizi beratıyla birlikte götürmeniz ve mahkemeye ibraz etmeniz gerekiyor. Zorunluluk kapsamındaki mükellefler e-fatura uygulamasına geçme zorunluluğu getirilen mükelleflerle aynı. E-fatura uygulamasına geçme zorunluluğu getirilen mükellefler biliyorsunuz 421 seri nolu vergisi kanunu genel tebliğ ile açıklanmıştı. Aynı mükelleflerin en geç 1 Ocak 2016'dan 2015'ten itibaren e-defter uygulamasına da geçmeleri gerekiyor. E-defter uygulamasına geçiş tarihleri ile ilgili olarak 67 nolu vergi usul kanunu sirküleri yayınlandı. Geçen sene 2013'ün Kasım ayında ve bu sirkülerde şöyle bir ifade yer aldı. Eğer e-deftere siz dönem içerisinde başvurursanız takip eden ayın başından itibaren defterinizi elektronik ortamda oluşturmanız gerekiyor. Eğer Aralık ayında başvurursanız, Aralık 2014'te başvurursanız 1 Ocak'tan itibaren e-deftere geçmeniz gerekiyor. Biz şu anda hangi aydayız? Ekim ayındayız. Eğer siz bugün elektronik deftere başvurursanız 1 Kasım'dan itibaren e-defter tutmanız gerekecek. Kasım ayında başvurursanız 1 Aralık'tan itibaren. Dolayısıyla başvuruyu yaparken buna çok dikkat etmeniz gerekiyor. Başvuruyu elektronik yaptığınız için bu direkt Gelir Dairesi'nin sistemine düşüyor. Size otomatik bir mail geliyor. Şu tarihten itibaren e-defter kullanmaya başlayabilirsiniz diye. Eğer siz 1 Ocak 2015'ten itibaren kullanmayı düşünüyorsanız Aralık 2014 içerisinde bu başvuruyu yapmanız gerekiyor. Sirkülerde özel hesap dönemine tabi mükelleflerle ilgili özel bir düzenleme var. Bu mükelleflerin en geç 1 Aralık 2014'te fiilen e-defter uygulamasına geçmeleri gerekiyor. E-defter uygulamasıyla ilgili olarak 2 nolu vergisi e-defter genel tebliğ ile bazı değişiklikler yapıldı geçtiğimiz Aralık ayında. Şimdi bu değişikliklere hızlıca bir bakalım. Bir defa elektronik defterin oluşturulmasında firmalar
gerçek usuldeki gerçek usulde bilanço esasına tabi mükelleflerin mali mühür de kullanabilmelerinin önü açıldı. Önceden bunlar sadece elektronik imza ile defterlerini oluşturabilirlerdi ama artık mali mühürle de oluşturabilirler. Mali mühürü biliyorsunuz e-fatura uygulamasında kullanıyoruz şu anda ve TÜBİTAK'tan temin edilen bir elektronik araç. Yine bu tebliğden önce, iki nolu tebliğden önce e-defter uygulamasından yararlanmanın ön şartlarından birisi e-fatura uygulamasına geçme idi. Bu şart da kaldırıldı. E-fatura uygulamasına dahil olmadan da elektronik defter uygulamasına geçmeniz mümkün. Veya elektronik fatura uygulamasına gönüllü olarak geçtiniz. İsterseniz elektronik defter uygulamasını kullanmayabilirsiniz. Yine bu tebliğ ile getirilen düzenlemelerden birisi elektronik defter uygulamasına önceden kağıt ortamında başvuru yapılıyor idi. Artık az önce ifade ettiğim üzere sadece elektronik ortamda başvurabilirsiniz. Yapılan önemli düzenlemelerden birisi önceden e-defter aylık olarak oluşturulup beratıda takip eden ayın sonuna kadar gelir idaresinin sitesine yüklenmek zorundaydı. Ama artık e-defter beratı oluşturulduktan sonra takip eden 3. ayın sonuna kadar e-defter beratının gelir idaresinin sistemine yüklenmesi gerekiyor. Yine önceki tebliğde dönem içerisinde e-defter uygulamasına geçildiği takdirde o döneme kadar olan kayıtlar da dahil ondan sonra defterlerin tamamının elektronik ortamda oluşturulması gerekiyor idi. Ama iki nolu tebliğde hangi ay geçtiyseniz e-deftere o aydan sonraki kayıtlarınızı elektronik ortamda oluşturmanız gerekiyor. Elektronik defter hakkında doğru bilinen yanlışlara kısaca bir bakalım. E-defter beratımı yüklerken muhasebe kayıtlarım gelir idaresi başkanlığına aktarılıyormuş. Bu yanlış bir düşünce. Gelir İdaresi Başkanlığı'na aktarılan şey sadece sizin elektronik defter beratı muhasebe kayıtlarına ilişkin herhangi bir bilgi Gelir İdaresi Başkanlığı sistemine aktarılmamaktadır. Gibi onaylattığım e-defterde hata yaparsam sonradan bunun düzeltilmesi imkanı yokmuş. Sonradan düzeltilmesi imkanı şöyle yok. Gibi onaylattıktan sonra e-defter beratınızı gibi mali mühürle mühürlettikten sonra dönüp ya işte ben alış faturasını kaydetmeyi unuttum, satış faturasını kaydetmeyi unuttum deyip o dönemin defterinde bir değişiklik artık yapamazsınız. Bu değişikliği cari dönemde hatayı, eksikliği, yanlışı tespit ettiğiniz cari dönemde uygun muhasebe kayıtlarıyla tamamlamanız gerekiyor. E-defter kullanan bir mükellef artık BABS formlarını, gelir tablosu ve bilançoyu vermeyecekmiş. Bu bir formları ve tabloları Gelir Dairesi Başkanlığı'na vermeye devam edecek. Çünkü e-defterin içeriğine ilişkin herhangi bir bilgi Gelir Dairesi Başkanlığı'na transfer edilmemekte. E-defter vergi denetimi de yapıyormuş. E-defter uygulamaları, yazılımları kesinlikle vergi denetimi yapan yazılımlar değil. Bunun için ilave yazılımlar geliştirebilir firmalar. Ben sunumun son tarafında bu konuyla ilgili size kısa bir açıklama yapacağım. E-defter hazırlamak çok uzun ve zahmetli bir süreçmiş. Bu söz konusu bile değil. Siz normal şartlarda yevmiye kayıtlarınızı oluşturduktan sonra bilgisayar sisteminizde tek bir tuşla elektronik defterinizi oluşturmanız ve GİB'in sistemine beratını yüklemeniz mümkün. Elektronik defterin denetimine etkisine şimdi kısaca bir bakalım. Bir defa elektronik defterler aylık olarak oluşturuluyor. Bir aya ait elektronik defteri kendi sisteminizde oluşturduktan sonra takip eden 3. ayın sonuna kadar bunun beratını gibi onaylatmanız gerekiyor. Bu ne anlama geliyor? Elektronik defterlerde artık beratını aldıktan sonra bir değişiklik yapamayacağınız için mümkün olduğu kadar bir hata yapmamanız gerekiyor. Bu konuda dikkatli olmanız gerekiyor. Dolayısıyla artık muhasebe denetiminin ve vergi denetiminin önemi de gittikçe daha çok artmış oluyor. GİB'den berat aldıktan sonra zaten bir değişiklik yapamayacağınızı ifade ettik. Ve elektronik defter proaktif denetime imkan sağlıyor. Ne demek bu? Bir defa elektronik defter bu ekranda görmüş olduğunuz farklı denetim türleri için kullanabileceğiniz iyi bir araç. Bir defa uyum denetiminde
elektronik defteri kullanabilirsiniz. İç denetim faaliyetlerinde şirketler elektronik defteri kullanabilir. Bağımsız denetimde veya YMM'lerin yaptığı tam tasdikte kullanılabilir. Vergi denetiminde e-defter kullanılabilir. Elektronik denetim diye bir kavram artık zaten uzun süredir konuşuluyor idi. Artık bu elektronik defterle rahatlıkla hayata geçebilecek bir uygulama. Ve uzaktan erişim ve denetime e-defter imkan sağlar. Aynı zamanda da bir ön denetime imkan sağlar. Geçtiğimiz haftalarda Vergi Denetim Kurulu'nun organizasyon şemasına yeni bir şube müdürlüğü ilave edildi. O şube müdürlüğünün ismi E-Denetim Şube Müdürlüğü. Bu şunu gösteriyor. İşte önümüzdeki yıldan itibaren elektronik defter hayatımıza girecek. İşte 1 Nisan'dan itibaren elektronik fatura zaten Türkiye'deki en büyük 20 bin firmanın hayatına girdi. İşte kayıt saklama gereksinimleri diye bir tebliğ çıktı. Biraz sonra ondan da kısaca bahsedeceğim. Dolayısıyla Vergi Denetim Kurulu tarafından elektronik denetime dönük bazı araçların geliştirileceği ve oluşturulan elektronik faturalar, elektronik defterler üzerinden bu denetimleri çok daha hızlı bir şekilde yapacakları aşikar. Nitekim Vergi Denetim Kurulu biliyorsunuz şimdiye kadar siyasal, iktisat, hukuk mezunlarını alıyordu vergi müfettiş yardımcısı olarak. Artık bilgisayar mühendislerini, elektronik mühendislerini de vergi müfettişi olarak istihdam etmeye başladılar. Şimdi e-defter uyum denetim dedik. E-defter uyumundan biz neyi kastediyoruz? Bu arada bundan sonra anlatacağım konular tamamen e-defter uygulamasının üzerine inşa edilebilecek konular. Yani e-defter yazılımlarının içerisinde var olan uygulamalar değil. İşte benim de şu anda görev yapmakta olduğum firmada geliştirdiğimiz uygulamalardan bazıları, bu tür uygulamaların gittikçe yaygınlaşmasını elbette biz bekliyoruz. Bir defa elektronik defter oluşturulduktan sonra bu defterde herhangi bir değişiklik yapamazsınız dedik. Dolayısıyla elektronik defteri siz kendi bilgisayar sisteminizde oluşturdunuz ama henüz gibi yüklemediniz. Tam bu arada bu elektronik defteri oluşturduğunuz elektronik defterle ilgili olarak bazı teknik kontrolleri yapmanız sizin gerekiyor. İşletmeden yapması gerekiyor. Şimdi bir vergi inceleme raporunun dispozisyonuna baktığımız zaman ne yapıyor vergi müfettişi? Önce bir genel bilgiler kısmını koyuyor. İkinci tarafa usul kısmını koyuyor. Usul incelemeleri diyor. Üçüncü tarafta artık vergi incelemesiyle ilgili eleştiri konularını sıralıyor. Bu ikinci kısımdaki usul incelemelerinde neye yer veriyor? Diyor ki benim incelediğim, bu raporda incelediğim defterlerin dönemi, türü ve bunun tasdik makamı şunlardır diye kısa bir tablo yapıyor. Bütün vergi inceleme raporu işte o usul incelemelerindeki o bilgilerin üzerine inşa ediliyor. Yani o defterin üzerine inşa ediliyor. Siz vergi müfettişine bir defterinizi götürdünüz, elektronik defteri götürdünüz beratıyla birlikte. Vergi müfettişinin ilk bakacağı şey ne? Bu defterle bu berat uyumlu mu? Bu defterdeki imza ile bu berattaki imza birbirini tutuyor mu? Veya diyelim ki işletmenin defteri, yevmiye maddeleri çok uzun, yüz binlerce, milyonlarca satır var. Bunu tek bir dosya halinde gibi beratlarını yüklemeniz mümkün olmayacağı için bunu parçalıyorsunuz. Dolayısıyla bir tane yevmiye defteri değil de belki o aya ait 10 tane yevmiye defteri oluşuyor. Bunun aynı şekilde defteri kebirinin de 10 parça olması gerekiyor. Eğer yevmiye defterini 10 parça oluşturmuş, defteri kebirini 9 parça oluşturmuşsanız burada bir terslik var. Dolayısıyla bu uyum aracı bunu da denetliyor. Veya bir yevmiye maddesinde birden fazla doküman tipi veya ödeme yöntemi var mı yok mu bunu kontrol ediyor. Benden sonra Yalçın Bey bu konuyu biraz daha detaylı olarak açıklayacak. Ama burada konuyla ilgilisi açısından şu kadarını söylemek mümkün. E-defterde bir defa eğer bir yevmiye maddesine sadece bir ödeme tipini yazabilirsiniz. Yani bir satış yaptığınızda bunun bir kısmını nakit, bir kısmını çek, bir kısmını banka yoluyla tahsil ettiyseniz şayet bunu tek bir yevmiye maddesinde göstermeniz e-defter uygulamasında mümkün değil. Bunları ayırmanız gerekiyor. Dolayısıyla bir yevmiye maddesinde eğer birden fazla ödeme tipini göstermişseniz yine e-defter uyum aracıyla bu eksikliği gidermeniz de mümkün. Şimdi elektronik defter dedik ki aylık olarak oluşturuluyor. Aylık olarak oluşturulan elektronik defterler üzerindeki muhasebe denetiminin ve vergi denetiminin
eskiye nazaran daha çok önemli olduğunu ifade ettik. Bu self audit file dediğimiz şey, yani şirketlerin kendi kendilerine bir ön denetimden geçirmeleri dediğimiz şey, aslında bu vergi ve muhasebede yapılan temel hataları, eksiklikleri bulmaya yarayan bir araç. Şimdi bu self audit file'ın içerisinde neler var? Bir defa elektronik defter oluşturulurken mizanı, aylık mizanı basit ve detaylı olmak üzere oluşturabilir. Aynı zamanda karşılaştırmalı olarak aylık bilançoyu ve gelir tablosunu da oluşturabilirsiniz e-defteri oluştururken. Bu tabii tekrar ediyorum, bu kısımlar şu andaki standart e-defter yazılımların içerisinde var olan kısımlar değil. Geliştirilebilecek olan kısımlar ve bizim de bu tarafta geliştirdiğimiz kısımlar. Finansal risk değerlendirmesini yapmanız mümkün. Yine bu elektronik defter verisinden hareketle mizanı, bilançoyu, gelir tablosunu oluşturduktan sonra işte firmanın likidite oranının düşüklüğü veya yüksekliği, kısa vadeli alacakların tahsil süresinin kısalığı veya uzunluğu, işte veya yenileme fonunun süresinin 3 yılı aşmak üzere olup olmadığı, vergi ve SSK giderlerinin ödenmesinde sorunlar olup olmadığı gibi, ben buraya örnek olarak 3-4 tanesini koydum, onlarca risk değerlendirmesini yapmak mümkün. Şimdi self audit file dediğimiz şey asıl neyi yapıyor? Kısaca bir bunlara bakalım. Bir defa elektronik defterinizi siz oluşturdunuz. Beratınızı gibi yüklemeden önce acaba bu defterde temel muhasebe ve vergi ile ilgili hatalar, eksiklikler, yanlışlıklar var mı yok mu? Bunu bulmayı hedefliyor. Veya defteri oluşturduğunuzda bir vergi müfettişi defterini getir bana dedi, incelemek istiyor. Defterinizi vergi müfettişine götürmeden önce bu self audit file'dan, ön denetim programından geçirmek suretiyle kendi denetiminizi kendinizin yapması pekala mümkün. Mesela neye bakılıyor bu self audit file'da? İşte herhangi bir tarihte kasa hesabı alacak bakiye vermiş mi vermemiş mi? Zaten mizanı oluştururken bu tarafta eğer hesaplar yanlış çalışmışsa uyarıyı veriyor. Tek seferde kasadan 8000 TL ve üzeri ödeme var mı yok mu? Dönem sonunda vadeli çeklere ve eskont uygulanmış mı uygulanmamış mı? Borç senetlerine ve eskont ayrılmışken alacak senetlerine ayrılmış mı ayrılmamış mı? İndirilecek KDV hesabında cari faturalarının dışında önceki yıla ait bir fatura kaydı var mı yok mu? Yevmiye defterinde biliyorsunuz e-defterinde artık faturaları yevmiye tarih ve numaraları ile birlikte yazmanız gerekiyor. Deftere kaydedilemeyen bir satış elektronik faturası var mı yok mu? 193 nolu hesap peşin ödenen vergiler ve fonları biliyorsunuz. Bunlar 371 nolu hesaba karşılık hesabına dönem sonunda aktarılmış mı aktarılmamış mı? Veya 110 nolu hesabın alacak kaydı karşılığında 645 veya 655 nolu hesaplar çalışmış mı çalışmamış mı? Veya dönem sonunda 280'deki tutar 180'deki tutara aktarılmış mı aktarılmamış mı? Veya ortaklardan alacaklara 131'e işte o diğer 137'ye vesaire bir faiz tahakkuk ettirilmiş mi ettirilmemiş mi? Veya personele bir avans verilmiş ama bu avans kapatılmamış, işte 6 ay 7 ay personelin üzerinde durmuşsa yine bu konularda da bir uyarı mekanizması oluşturuyor. Bunlar genelde vergi müfettişlerinin bir defteri aldığında ilk baktığı hususlar. Ben aynı zamanda eski vergi müfettişiyim. Orada biz defteri aldığımız zaman en başta baktığımız şeyler nelerse mümkün olduğu kadar onları bir kural haline getirip burada bilgisayar programına denetlemesini yapmaya çalışıyoruz. Burada benim koyduğum işte belki 10-15 tane kural var. Bunun içerisinde bu şekilde çalışan vergiye ve muhasebe denetimine dönük yüzlerce kural var. Elektronik defter uzaktan erişim ve denetime de artık imkan sağlıyor. Yani artık bir denetçiniz, bir vergi müfettişi elektronik deftere uzaktan bağlanmak suretiyle de denetim yapması mümkün hale geliyor. Defterler, elektronik defterleri siz kendi bilgi işlem sisteminizde oluşturduktan sonra kendi bilgi işlem sisteminizde muhafaza edebileceğiniz gibi bunu bu e-fatura özel entegratörlerinde saklama izni almış gelir dairesinden e-fatura özel entegratörlerinde de elektronik defterlerinizi saklayabilirsiniz, yedekleyebilirsiniz. İşte bu gibi durumlarda örneğin diyelim ki firmanın e-defteri İDEA teknoloji bünyesinde ise
şirketin izni dahilinde tabii bu deftere ulaşıp, İdare Teknoloji'deki mükellefin e-defterine ulaşıp onun üzerinden bazı denetimleri ve analizleri yapmak da pekala artık mümkün. Burada e-defterden bahsediyoruz. Buna e-faturayı dahil edebilirsiniz veya vergi müfettişlerinin vergi incelemesinde ve revizyonda sıklıkla kullandığı mizan, bilanço, gelir tablosu gibi denetim girdilerini buna katmamız da mümkün. Elektronik deftere giriş maliyetinde benim anlatacaklarım bu kadar. Şimdi bir de kayıt saklama gereksinimleri tebliğ hakkında size kısa bir bilgi vermek istiyorum. Şimdi ne kadar kaldı? 5 dakika içerisinde bitireyim. Şimdi kayıt saklama gereksinimleri ile ilgili tebliği geçtiğimiz Aralık ayında yayınlandı. Aralık 2013'te yayınlandı. 431 no'lu vergi usul kanunu genel tebliği ile. Bu tebliğin asıl sahibi Vergi Denetim Kurulu. Burada bazı kayıtların elektronik ortamda oluşturulması ve hazır halde tutulmasını istiyor. Temel amacı özellikle şu anda ÖTV 1 sayılı listedeki mükellefler ile 2 sayılı listenin B ceplerindeki mükellefler kapsama alındı. 1 sayılı listede biliyorsunuz petrol ve petrol ürünleri var. 3 sayılı listenin B ceplerinde de tütün ve tütün mamulleri imalatçısı firmalar var. Bunlardan başladılar. Aynen e-faturada, e-defterde nasıl belli bir grup mükelleften başlandı. Burada da bu gruptaki mükelleflerden başlandı ve bunlara bir takım zorunluluklar getirildi. Bunlara bu zorunluluğun getirilmesinin gerekçesi de biliyorsunuz ÖTV gelirleri bizim vergi gelirler içerisinde çok ciddi bir paya sahip olduğundan bunların yakından gözetimi ve denetimi amaçlandı. Şimdi bir vergi incelemesi sadece defter üzerinden mi yapılıyor? Hayır, defter temel olmak üzere vergi incelemesi defter ve belgeler üzerinden yapılır. Defterde biliyorsunuz belgelerin bütün detaylarına ulaşmak mümkün değil. Dolayısıyla elektronik defter şu anda böyle tam bir vergi incelemesi yapılmasına müsait değil. Elbette bazı temel muhasebe ve vergisel kontrolleri yapabilirsiniz ama bir vergi incelemesi yapılmasına müsait değil. İşte kayıt saklama gereksinimleri tam da bu ihtiyacı karşılamak üzere ortaya çıkartılmış, yayınlanmış bir tebliğ. Burada mükelleflerden biraz sonra bahsedeceğim verilerin hazır halde tutulması isteniyor. Şu anda diyelim ki bir vergi müfettişi bir şirketi incelemeye aldığı zaman ne yapıyor? Bir yazı yazıyor. Diyor ki falan şirketin işte filan dönemini incelemeye aldım diyor ve sizden defter ve belgelerinizi ibraz etmek için 15 günlük bir süre veriyor vergi usul kanununun ilgili hükmüne göre. Eğer bu 15 günlük süre içerisinde ibraz etmezseniz işte istediğiniz takdirde yine bir süre uzatımı vesaire veriliyor. Özellikle büyük işletmelerde bu verilerin hazırlanması çok zaman aldığı için bu tebliğ bu tür verilerin hazır halde tutulmasını istiyor. Böylece denetimde standartlaşmanın sağlanması hedefleniyor. Şimdi burada hangi bilgiler isteniyor? Bir, işletmelerin, bu kapsamdaki işletmelerin alış faturaları, satış faturaları, ithalat beyannamelerinin detaylı dökümü, ihracat beyannamelerinin detaylı dökümü, envanter bilgileri ve üretim bilgileri isteniyor. Burada mesela gümrük ihracat beyannameleriyle ilgili yaklaşık 20 sütunda bilgi isteniyor. İşte alış satış faturalarıyla ilgili yaklaşık 17-18 sütunda bilgi isteniyor. Dolayısıyla bu kapsamdaki şirketlerin bilgileri bu belirlenen formatta hazır halde tutmaları isteniyor. Bu düzenleme bugün itibariyle mallar için getirildi. Mal alış satışı için getirildi. Ama önümüzdeki dönemlerde ücret ödemelerine ilişkin, cari hesaplara ilişkin veya alınan verilen çeklere ilişkin bazı verilerinde bu şekilde detaylı bir şekilde istenmesi mümkün. Şimdi aslında buna özellikle KDV iadesi alan firmalar çok yabancı değil. KDV iadesi yapanlarınız vardır içinizde. KDV iadesinde ne yapıyorsunuz? İadeye esas teşkil eden listeleri internet vergi dairesinde belirlenen formatta sisteme yüklüyorsunuz. İndirilecek KDV listesi, yüklenen KDV listesi, satış faturaları vesaire. Orada siz indirilecek KDV listesini yüklerken gelir idaresinin belirlediği bir format var. O formata göre yüklemeniz gerekiyor ki gelir idaresi bu listeleri alsın ve bunlar üzerinden bir analiz yapıp bu analiz sonuçlarını vergi dairesine bildirsin. Şu anda
Bu listede Gelir Dairesi Başkanlığı'na geldikten sonra yaklaşık 70 tane kural çerçevesinde analiz ediliyor ve bir rapor üretiliyor. KDV adresi kontrol raporu ve bu rapor vergi dairelerine gösteriliyor. Vergi daireleri de bu rapordaki sonuçlara göre iade yapıp yapmayacağına karar veriyor. Eğer bu listelerdeki bu analiz sonuçlarına göre bir hata eksiklik varsa vergi dairesi mükellefe veya muhasebecisine veya yeminlisine diyor ki şunları şunları düzelt. Ondan sonra listelerini tekrar sisteme yükle ve iade talebini biz yapalım diyor. İşte bu kayıt saklama gereksinimlerinin mantığı bundan çok farklı değil. Hemen hemen aynı bir mantık. O yüzden bu KDV iadesi risk analiz sistemini size örnek olarak verdim. Daha çok size tanıdık geldiği için. Kayıt saklama gereksinimlerinde de biraz önce bahsettiğim 6 tane listeyi, alış, satış, ithalat, ihracat listelerini bu şekilde hazırladıktan sonra bu işte Vergi Denetim Kurulu bünyesinde kurulan ev denetim şubesi tarafından geliştirilecek elektronik denetim araçları ile sizin hazırladığınız bu listeler denetime tabi tutulacak. Burada ne tür denetimler yapılabilir? Tabi bu VDK'nın veya vergi müfettişinin hayal gücüyle doğru orantılı. Her çeşit denetim yapılabilir. Yani artık önümüzdeki dönemlerde elektronik defterden veya elektronik faturadan daha çok konuşulacak şey bu kayıt saklama gereksinimleri tebliği. Çünkü kayıt saklama gereksinimlerinin asıl amacı az önce ifade ettiğim üzere vergi incelemesine hazır halde veri tutmak. Bu veriler hazır halde tutulduktan sonra vergi müfettişine verdiği 15 günlük süre içerisinde ibraz edilmek zorunda. Benim elektronik defter ve kayıt saklama gereksinimleriyle ilgili olarak anlatacaklarım şimdilik kısaca bu kadar. Ben sabırla dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Uğur Bey, biz de çok teşekkür ediyoruz sunumu için. Gerçekten artık zaman daraldı. Dediğim gibi bir değişiklik olmazsa ki olacağı da benzemiyor. Ocak ayından itibaren süreç başlıyor. Daha erken başlamak isteyen arkadaşlar bütün planlarını ona göre yapmalılar ama anlaşılan o ki elektronik deftere geçme kararı, yani diyelim ki hazırlıklarınızı yaptınız. 2005 başından itibaren eğer başlamayı düşünüyorsanız sizin onay verildiği anda sizin her şeyiniz hazır olması lazım. Bu çalışmayı süratle tamamlamak lazım. Aslında bir taraftan belki daha önce elektronik deftere başladığınızdan itibaren diyelim ki sene ortasında size bu izin verildi, başladınız. Geriye doğru da yazdırmak durumunda kalacaktınız elektronik ortama. Şimdi işte ise ileriye doğru uygulama yapılacak. Bu tabii önemli bir değişiklik ama ne olursa olsun yine de bütün envanter işlemlerinin elektronik defter tutarken de aynı geçici vergi uygulamasında olduğu gibi bütün envanter işlemlerinin hem kaydı hem de pratik olarak fiili envanter işlemlerinin yapılması gerekecek tutarlılık arz etmesi açısından. Bir de Uğur Bey bize elektronik ortamda verilmiş yapılmış olan beyanlardan sonra Mali İdare'nin olası yapacağı denetimler hakkında da bilgi verdi. Bu da yararlı oldu kuşkusuz çünkü nasıl bir aksiyon alacağımızı maliye tarafının nasıl bir aksiyon alacağına göre belirleyeceğiz. Sanıyorum aynı paralelde bir sunum devam edecek. Gelir İdaresi Eski Müdürümüz Yalçın Tercan Bey'e ben şimdi söz ediyorum. Buyurun Yalçın Bey. Başkanım, çok değerli meslek mensupları, hepiniz hoş geldiniz. Ben Yalçın Tercan, Gelir İdaresi Başkanlığı'nda elektronik defter, elektronik belge yönetim müdürü olarak görev yapıyordum. Elektronik fatura, elektronik defter, elektronik bilet, elektronik arşiv projelerinde bir fiil yer aldım. Şu anda İdea Teknoloji bünyesinde elektronik finansal uygulamalar direktörü olarak görev yapmaktayım. Şimdi bugünkü sunumda size
Özellikle direkt artık uygulamaya geçeceğimiz e-defterde başvuru sürecinde ve bunun yönetiminde, uygulamasında nelere dikkat etmemiz gerekir? Esaslı noktalar nelerdir? Pratik çözümlerini ve buradaki uygulamaları anlatmak istiyorum. Sunumda öncelikle uyumlu yazılım ne? Platform bağımsız yazılım ne? Başvuru nasıl olacak? Burada zor duruma düşme ihtimali var mı? E-faturada mağdur olan mükellefler oldu. Özellikle başvuru sürecinde yetiştiremeyenler. Elektronik defter tutma, beratı. Uğur Üstad bahsetti. E-defter uyum aracı nedir, ne işe yarar? Ve kağıt defterle elektronik defter farklarını anlatıp sunumu bitirmek istiyorum. Şimdi elektronik defterde yararlanma koşullarından bir tanesi uyumlu bir yazılıma sahip olmaktı. Mali mühüre sahip olmak ve uyumlu bir yazılıma sahip olmak. Bu ne demek? Hepimizin aslında kayıtlarımızı tuttuğu bilgisayar programları var. Ama bunların mutlaka uyumlu olması lazım. Bunu sağlayan da Gelir İdaresi Başkanlığı bu programları test ediyor. Üstad'ın anlattığı sunumda XBRL formatını dönüştürme işlemini yapamadığını test ettikten sonra Gelir İdaresi Başkanlığı'nın edefter.gov.tr internet adresinde bu uyumlu yazılımları yayınlıyor. Öncelikle bu uyumlu yazılımlardan birine sahip olmamız şart başvurabilmemiz için. O sayfaya gittiğimizde bir de göreceksiniz bazılarında platform bağımsız diye bir kolon var ve orada çek işaretleri var. Bu platform bağımsız ne demek? Platform bağımlı ne demek? Bunu size açıklamak istiyorum. Uyumluluk onayı alan yazılımın her türlü muhasebe sistemi veya ERP ile entegre bir şekilde çalışabileceğinin muhasebe sistemi veya ERP'ye herhangi bir müdahale yapılmadan Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan test edilerek onaylandığını ifade eder platform bağımsız. Şöyle bir farklarına bakacak olursak, platform bağımlı bir yazılımda uyumluluk onayı alınırken Gelir İdaresi Başkanlığı o yazılıma ERP'nin e-deftere uyumlaştırılmasıyla ilişkin müdahalelerde bulunur. Ama e-defter yazılımı platform bağımsız bir yazılımda sizin muhasebe modülünüze bir müdahale yoktur. O muhasebe modülünden ya da ERP'den e-defter üretecek yazılım üzerinde bir zorunluluklar getirmiştir. E-deftere uygun şekilde çıktığı üretecek olan o yazılımdır. Muhasebe modülünüze bir müdahale yoktur. Burada bunun önemi nedir? Şimdi bu uyumluluk yazılımı ilan ettiğinde Gelir İdaresi Başkanlığı firmalara diyor ki eğer siz bu yazılımda bir değişiklik yaparsanız yeniden bir uyumluluk onayı almak durumundasınız. Yani bu nasıl olur? Gelir İdaresi Başkanlığı e-defterde bir alan daha ekler yahut yayınlıyor işte farklı uygulamalar e-defterlerle ilgili farklı bir alan ekliyor. Şube adı, şube şeyi, teknik kılavuzlarda bunu sürekli yapıyor. Bu yapıldı mı bunun onayının tekrar alınması gerekir. Bu gibi süreçlere tabi olmak gerekir. Muhasebe modülünün eğer platform bağımlıysa, eğer platform bağımsızsa bu gibi muhasebe modülüne müdahale gerekliliği söz konusu değil. Başvuruda mutlaka elektronik ortamda başvurmak zorunlu dedik. Kesinlikle kağıt ortamında başvuru yapamıyoruz. Elektronik faturadan farklı olarak e-deftere başvurmak çok kolay. Yani burada bir dakika içerisinde e-deftere başvuru yapabiliriz. Başvuru yaparken yine edefter.gov.tr internet adresinden elektronik başvuruya tıklayarak direkt başvuru ekranınız önünüze açılıyor. Ama elinizde bir tane mali mühür sertifikası, tüzel kişiler için, o işletmeye ait mali mühür sertifikası, gerçek kişi mükellefler için de o işletmenin elektronik imzasının bulunması şart.
Çünkü ondan bir imzalama yapılacak. Şimdi elektronik fatura uygulamasını yüksek hacimli faturalarda kullanan mükellefler var. Ve bunlar hızlı imzalama yapacak araçlara sahipler. Bunlara ECSM deniyor. Bu araçlar çok hızlı şekilde işte saniyede yüzlerce, bine yakın faturayı imzalayabiliyor. Kendi ihtiyaçları doğrultusunda böyle bir imza sertifikası ve aracı almışlar. Eğer sadece böyle bir araca sahipseniz e-Defter'e başvuramazsınız. E-Defter için bu flash bellek gibi bir masaüstü tipi bir kart okuyucusuna ve onun sertifikasına ihtiyaç söz konusu. Yani sadece e-faturayı, şu anda e-faturayı kullandığımız mali mühürle e-Defter'i de kullanabiliriz. Fakat buna dikkat etmek gerekir. Eğer ECSM'de kullanıyorsak sadece imzalamayı, son dakika gelir ve e-Defter uygulamasına başvuru yapmanız için TÜBİTAK'tan bu sertifikayı almanız ihtiyacı doğar. Bu da sizi zor duruma sokabilir. Başvuruda çok net bilgiler isteniyor. Vergi kimlik numarası, unvanı, uyumlu yazılım, hangi uyumlu yazılımını kullanıyorsunuz? Bu bilgiyi doğru yazmanız önemli. Daha sonradan herhangi bir incelemede bu kontrol edilebilir. Çünkü defterde bu bilgiler yer alıyor sizin. Ayrıca hangi uyumlu yazılıma sahip olduğunuz defterin içinde de yer alıyor. Adres, telefon, e-posta adresi, ad, soyad, telefon numarası, bu başvuruyu aracılık yapan kişinin bilgileri isteniyor. Burada e-posta adresi de önemli. Çünkü başvuru yaptıktan sonra size yazılı hiçbir şey gelmiyor. Sadece bir e-posta geliyor. Eğer başarılıysa işlem başarılı onay mesajı. Bir hata varsa başvuruda bir hata mesajı alıyorsunuz. Bunu da e-postayla alıyorsunuz. Ayrıca Gelir İdaresi Başkanlığı'nca başvuru formunda belirtilen e-posta hesabına elektronik defterin ne zamandan itibaren GIP sistemine yüklenmesi gerektiği bilgisi, başvuru evrağının PDF kopyası, başvuru evrak numarası bilgileri de gönderiliyor. Ekranda şöyle bir şey çıkıyor. Burada başlat dediğinizde bir Java uygulaması çalışıyor arka planda. İmzalamayı yapıyorsunuz. Süreçte de diğer o PDF'i de indirebiliyorsunuz burada. Şimdi Uğur Üstad sunumunda bahsetti aslında. Ben önemli olduğu için vurguluyorum. Bir örnekle yapalım istedim. 18 Kasım tarihinde, 2014 tarihinde e-Defter uygulamasına başvuru yapıyorsunuz. Ama niyetiniz 1 Ocak'tan itibaren e-Defter'i kullanmak. Bu niyetiniz olmaz. Eğer 18 Kasım'da başvurursanız 1 Aralık'tan itibaren e-Defter'i kullanmak zorunda kalırsınız. Direkt aylık olarak izin veriliyor. Sadece özel hesap dönemi olanlar oradaki size hangi hesap dönemini, özel hesap dönemindeyseniz sizin o ay kesri de söz konusuysa özel hesap döneminde onu alıyor Gelir İdaresi Başkanlığı. Eğer normal bir hesap dönemi, takvim yılı ise hesap döneminiz, bunları hiç girmeden başvurunuzu bu şekilde yapıyorsunuz. Ama özel hesap dönemine sahip olanlar 421 numaralı vergi usul kanunu genel tebliğine göre mutlaka Aralık'tan önce e-Defter'e geçmek durumundalar. Peki bu biraz önce örneğini verdiğim gibi 18 Kasım'da başvurdunuz ve 1 Aralık'ta e-Defter'e geçtiniz ama hesap döneminiz takvim yılı. Bu durumda ne yapacaksınız? Yani e-Defter'de hesap dönemi içerisinde e-Defter'e geçmek mümkün. Yani e-Defter uygulamasında. Bunun için bir yükümlülüğünüz daha var. Eğer hesap dönemi içinde e-Defter'e geçerseniz kağıt defterlerinizi e-Defter'e başladığınız tarihi takip eden bir ay içerisinde kapanış onayını yaptırmak durumundasınız. Tabii bu tarihten sonra gelen kayıtları e-Defter'e
tutmak ve devam etmek durumdasın. Sonuçta hesap planı içinde bir kısmı kağıt defter, bir kısmı elektronik defter olacak. Şimdi Türk Ticaret Kanunu'nda açıkça belirtilmiş defterlerin açılış ve kapanış tasdiklerinin şekli. E-defterde nasıl olacak? Bunu genel tebliğ açıklamış. Elektronik defter tutma sürecinde hesap döneminin ilk ayının beratının alınması, açılış onayı, son ayının beratının alınması kapanış onayı yerine geçer. Şimdi tabii elektronik defterle ilgili ve hatta elektronik defter ve belgelerle ilgili Vergi Usul Kanunu mükerrer 242'de Maliye Bakanlığı'na geniş yetki verilmiş. Yani şekil hükümlerinden bağımsız usul ve esas getirme yetkisine sahip. Bu çerçevede de e-defterde tebliğde atıfta bulunduğu standart ve teknik kılavuzlarla bazı ilave bilgileri de e-deftere yazmanızı istiyor genel tebliğ. Burada şöyle yapabiliriz. İkiye ayırırsak deftere yazacağınız bilgilerde birisi defterin türü ve işletmenize has bilgiler diyelim. Bunlar standart bilgiler. Defterin sahibi, hangi tür defter olduğu, hesap dönemi, hangi hesap dönemin hangi ayını ilgilendirdiği, faaliyet kodunuz, NACE kodunuz, SMM, YMM varsa YMM bilgileriniz gibi bilgileri yazılması gerekiyor. Bunun yanında YMM kayıtlarına ilişkin bilgilerde ise farklı olarak hem eğer bir kayıt bir belgeyi içeriyorsa, muhasebe kaydının dayandığı bir belge varsa bu belgenin türünü yazmanızı istiyor. Belgenin tarihini ve numarasını yazılması gerekiyor. Bir satır numarası var. YMM numarasının yanında her YMM satırına hesap dönem başından itibaren müteselsil numara verilmesi söz konusu. Gerçi bunu yazılım otomatik yapıyor. Sizin çok müdahil olmanıza gerek yok. Muhasebe fiş numarasını istiyor. E-defterde bulunması gerekiyor. Ve eğer kayıt, muhasebe kaydı bir ödeme ise bu ödemenin de türünü, yöntemini yazmanızı istiyor size. Bunlar tabii şeyden kaynaklanıyor. Yani atıfta bulunan XBRL'in getirdiği bu şeffaflıktan bir defterin kaynağını içerisinde barındırarak bunları şeffaf olarak gösterebilmesinden kaynaklanıyor. Aslında kağıt defterlerine ilişkin 2012'nin Aralık ayında yayınlanan ticari defterlere ilişkin genel tebliğde de her kaydın dayandığı belgenin türü ve varsa tarihi ve sayıları yazılması zorunlu. Yani şu anda hiç e-deftere geçmiyor bile olsanız kağıt defterlerinizi bu tebliğ gereğince bu kayıtları, bu açıklamaları yerleştirmek durumundasınız. Şimdi elektronik defter tutarken neler dikkat edilmesi gerekir? Bir kere defterlerin beratları başkanlığa yüklenirken kesinlikle ay atlaması yapılmamalı. Yani o dönemde hiçbir YMM kaydı olmayan bir işletmenin bile boş bir defterine bir berat oluşturulmalı ve bu Gelir İdaresi Başkanlığı sistemine yüklenmeli. Aynı şekilde paralel şekilde GİB'den onaylı beratları alınmış bir tarih aralığı için bir daha bir berat almak, defter oluşturmak mümkün değil. Burada şöyle bir soru soralım. E-defterimi oluşturdum ve ilgili beratları aldım. Kayıtlarda değişiklik yapmam gerekiyor. Mevcut beratı silip yenisini alabilir miyim? Bu mümkün değil elektronik defter uygulamasında. Peki ne yapacaksınız? Bunlarla ilgili deftere ait beratlar alındıktan sonra değiştirilemeyeceği için düzeltme kayıtlarını cari dönemde muhasebe kuralları çerçevesinde yapmak durumundayız. Bu elektronik defter beratı nedir peki? Yeni bir kavram girdi artık literatürümüze. Bu tebliğde şöyle tanımlanmış. Bir sıra numaralı elektronik defter genel tebliğinde yer alan esaslar çerçevesinde elektronik ortamda oluşturulan defterlere ilişkin olarak
başkanlık tarafından belirlenen standartlara uygun bilgileri içeren ve başkanlık mali mühürüyle onaylanmış elektronik dosyadır. Bu ne sağlıyor peki? Bu aslında sizin elinizde bulunan defterlerin yasal süresi boyunca değiştirilmemesini garanti eden bir elektronik döküman. Neden? Çünkü bu dökümanın içinde sizin defterinizin elektronik imza değeri var. Aynı şekilde bu elektronik belge üzerinde de bir imza var ve Gelir İdaresi Başkanlığı'nın imzası var. Bu çerçevede artık defterinizde bir noktayı bile değiştirseniz bu imzalar birbirini doğrulamayacaktır. Bu elektronik defter beratlarını aylık oluşturacağız demiştik. Peki ne zaman yüklememiz gerekiyor? Genel tebliğ normalde bunları ilgili olduğu ayı takip eden 3. ayın sonuna kadar Gelir İdaresi'ne yüklemeniz gerektiğini söylüyor. Burada bir tane istisna var. Sadece tüzel kişiler için hesap döneminin son ayına ait defterler kurumlar vergisi beyannamesinin verildiği ayın son gününe kadar kendilerine ait mali mühürlerle onaylanıp yüklenmesi gerekiyor. Yani bir ay daha son Aralık ayı için bir ay daha kazanılmış süre söz konusu. Elektronik faturadan farklı olarak elektronik defterde zaman damgası söz konusu. Bu zaman damgası sadece TÜBİTAK'ın zaman damgası kullanılmasını öngörüyor genel tebliğ. Ama tabii burada bir zorunluluk yok. Yani bu sadece beratlara uygulanan bir elektronik işlem. Bunun gerekçesi şu. Eğer siz zamanında defteri yüklemek istediniz ama bir felaket durumu oldu. Gibin sistemi çöktü. Yükleyemiyorsunuz. Bu durumda sizin ilgili zamanda bunu oluşturduğunuzu zaman damgası garanti ettiğinden herhangi bir usulsüz durumla karşılaşmamak için zaman damgasını tatbik etmenizi tavsiye ediyoruz. O felaket durumu ortadan kalktığında tekrar beratları yüklemeniz gerekiyor. Şimdi muhafaza ibrazla ilgili tebliğde yükümlülükler öngörülmüş. Bunlar önemli hususlar, onun için bunlardan da bahsetmemiz gerekir. Elektronik defterler beratları ile yasal süresi boyunca muhafaza edilmek zorunda. Kağıt ortamda kesinlikle saklayamıyorsunuz. Muhafaza ve ibraz yükümlülüğü elektronik defterlerin ve beratların doğruluğuna, bütünlüğüne ve değişmezliğine ilişkin olan her türlü elektronik kayıt ve veri doğrulama, görüntüleme araçlarının tümünü kapsar diye bir cümle var. Bu ne demek istiyor, bunu ben size anlatmaya çalışayım. Siz elektronik defteri oluşturdunuz ama bu elektronik bir kayıt. İstendiğinde bunun içindeki imzanın doğrulamasını da yapabilecek elektronik araçlara sahip olmanız gerekir. Ve görüntüleyebilecek araçlara da sahip olmanız gerekir. Ve yasal süresi boyunca da bu araçları da her zaman saklayıp, yani teknoloji ilerledi, farklı bir teknoloji kullanılıyor. Bu görüntüleme araçları değişmiş olsa bile siz bu araçları saklamak durumundasınız. Yani bu anlamda şey yapıyor. Bunda herhalde bir telefon var da şey yapıyor. Kusura bakmayın. Şimdi bu elektronik defter uyum aracından bahsetmişti Uğur Üstad. Şimdi e-defter uyumlu yazılımlar bunları sağlamıyor. Bunlar gerçekten usulüne uygun e-defteri oluşturup oluşturmadığınızı kontrol etmeye yönelik bizim tarafımızdan geliştirdiğimiz çözümler bunlar. Ama burada peki ne yapmak lazım? Neden böyle bir ihtiyaç var? Ben bunu ortaya koymak istiyorum. Şimdi elektronik defterleri oluşturduğunuzda artık değiştirilemeyeceği için buna göre müeyyidelere katlanılmak durumunda.
Ama bu çerçevede de doğru ve eksiksiz oluşturmak gerekiyor. Yani şu anda nasıl şu anki muhasebe programlarınızda hatalı, usule uygun olmayan bir muhasebe kaydı atma imkanınız nasıl varsa uyumlu yazılımlarda da var. Bu bunu garanti etmez. Bunu bilmek gerekir. Ama tabii bazı esaslı noktalar var. Bunları kontrol edilmesi şart. Bunlar nereden çıkıyor? İşte 6 tane teknik kılavuz var. Bazı elektronik dosyalar yayınlamış, örnekler yayınlamış Gelir İdaresi Başkanlığı. Bu çerçevede buna uyumun tam olarak sağlanmasına yönelik yaklaşık 200 tane kural geliştirdik. Bu çerçevede bunu kontrol etmeye çalışıyoruz. Şimdi elektronik faturada şöyle bir şey var. Özellikle özel entegratörler TÜBİTAK'tan imzalarının doğru bir şekilde atıp atılmadığını kontrol ettirmek ve bir belge almak durumunda. Ama şu anda e-defterde uyumlu yazılımların böyle bir şey alma gibi bir yükümlülükleri yok. Yani elektronik defterdeki imzaların doğru olup olmaması gerçekten önemli bir husus. Şimdi eğer bir defterinizde veya beratında bulunan elektronik imza doğrulanmazsa, yani gerçekten bu bir elektronik imza değilse ya da birbirini doğrulamazsa, bu sefer sizin noter tasdiği yaptırmamış bir defter gibi defteri tutuyor anlamına gelir. Bu esaslı bir unsur. Onun için bunu yazılımımızın sağlaması gerekir. GİB'de berat, GİB'in bir beratı olması gerekir. Şimdi elektronik bir dosya. Bunu aldınız, görsel olarak bakacak mısınız? Baktığınızda bunu anlamak gerekir. Bunun da bir kontrolü gerekir. Gerçekten bu imza, GİB'in imzası mı? GİB bir elektronik bir uygulamada bir hata oldu. GİB imzalamadan size o dosyayı gönderdi. O zaman defterleriniz yükümsüz duruma düşebilir. Bunun gibi esaslı kontrolleri elektronik imzada yapmak gerekir. Elektronik imzanızda mali mühürde bir vergi kimlik numarası var içinde. Defterin içinde de vergi kimlik numarası var. Bunların birbiriyle uyuşması gerekir birebir. Başka bir mali mühürle sevben bunu imzaladığınızda geçersiz olacaktır defterleriniz veya beratlarınız. Elektronik imzaların bir geçerlilik süresi var. Buna takip etmek gerekir. Bu süre içinde atılıp atılmadığını kontrol ediyoruz. Önce mi atılmış bu imza tarihinden önce? Doğru yere atılmış mı? Doğru teknolojiyle atılmış mı? Defterlerin dediğim gibi biraz önce sürekli her zaman görüntüleme araçlarının saklanması ve görüntülenebilmesi lazım. Görüntüleme dosyasının içine farklı hileli kodlar yazılabilir. Sonuçta elektronik dünya her şey mümkün. Yani 3 yazıyor orada, 30 gösteren bir yazılım yapılabilir. Bunların da kontrol edilmesi gerekir. Yani bunları aslında Gelir İdaresi Başkanlığı bir vergi incelemesine başlamadan önce bir ön kontrolden geçirip buna ilişkin usulsüzlükleri ya da esaslı noktaları ortaya koyup ondan sonra vergi incelemesine başlayacaktır. Bu bir zaman alıcı bir şey de değildir zaten. Şey dedik, başvuru sırasında sizin hangi uyumlu yazılımı kullandığınızı Gelir İdaresi Başkanlığı alıyor. E-defterin içinde de bu alan var. Harfi harfine birbirini tutması gerekir bunun. Bunu yazılım yazmak durumunda. Bunu doğru yazılmış mı? Nacı kodunu siz bildiriyorsunuz mükelleflerin. Defterde de var bu. Acaba doğru mu? Örtüşüyor mu birbirinize yaptığınız bildirimler? İşte meslek mensupları sözleşmeleri bildiriyorlar Gelir İdaresi Başkanlığı. Defterde de var sözleşme bilgileri. Arka planda bunlar eşleştirilecektir. Burada ya meslek mensubuna ya da mükellefe bir müeyyide ile karşılaşılabilir. Şimdi e-defterin kendine az kuralları var demiştik. Bunlar da işte ne dedik? Bir dökümansa, bir belge ise bu belgenin türünü, tarihini ve numarasını yazmamız gerekir.
Şimdi şöyle bir uygulama yapıyoruz biz de. 191 hesapta ne olabilir? KDV olan ya fatura olur ya bilet olur ya ÖKC fişi olur. Bunun haricinde çek senet olması mümkün değil. Yani ödeme tipi bunların haricindeki bir şey tutup 191 ve 391 hesaplarda yazılmışsa ya da ödeme tipi yanlış yazılmışsa bunu tespit edebiliyoruz. Aynı şekilde 191 hesaba döküman tarihi bir önceki yıla ait bir döküman yazılmış mı? Şimdi elektronik olduğu için bunları analiz edip içinden çıkartmak çok kolay. Ha, tabii. Mükerrer fatura kaydedilmiş mi? E-fatura numarası yapısına sahip olup olmayan bir e-fatura kullanıcısından fatura alınmış mı? Bugün KDV iadelerinde bu çerçevede sorun var. Müteselsilliği bozan faturalar söz konusu mu? Rutin aylık giderlerde bir problem var mı? Bunlar dahi tespit edilebilir. Bir de son olarak ben kağıt defterle elektronik defter farklarını hemen özetleyeyim, sunumu bitireyim. Kağıt defterler oldukça fazla ama şu anda format ve standartı yayınlanan iki defter var. Yevmiye defteri ve defteri kebir. Sadece bunlar tutulabilir. Diğerleri de yayınlanırsa onlar da tutulması söz konusu. Açılış tahsiline de yer alan bilgilere bakacak olursak elektronik defterde sadece elektronik defter beratında olan bilgiler, bunlar da işletme ve o deftere ilişkin bilgilerle hangi döneme ait olduğu bilgileri ve elektronik imza bilgileri yer almakta. Defterde yer alan bilgilere bakacak olursak ise şurada yeşil gördüğünüz alanlar zaten ortak alanlar. Farklılıklar defterin içeriği ve işletmeye ilişkin bilgilerle alt tarafta yer alan özellikle muhasebe fiş numarası ve ödeme yöntemi yazılması gerekiyor. Tasdik zamanına bakacak olursak e-defterde epey bir farklılık var. Çünkü artık defterleri oluşturup daha sonra beratlarını alıyorsunuz. Bu çerçevede takip eden 3. ayın sonunda defteriniz oluşmuş, beratları alınmış oluyor, imzalanmış oluyor. Aynı şekilde defterlerin oluşturulma zamanına bakacak olursak, kağıt defterlerde 10 gün vergi usul kanununa göre ya da eğer bir muhasebe fişine dayalı defter tutuyorsanız en geç 45 gün içinde yazdırmanız gerekiyor. Ama elektronik defterde yazdırmak diye bir şey yok. Elektronik ortamda oluşturma söz konusu. Bu da beratının alındığı anda artık defter değişmez olacaktır. Bu çerçevede de beratların alınma süresi içerisinde. Şimdi son olarak eğer e-defter tutmazsak ne olur? Ya da e-defter zorunluluğumuz var, bu zorunluluğa uymadık. E-defterler yok sayılır diyor genel tebliğe göre. Bu çerçevede Türk Ticaret Kanunu 562. maddesi uyarınca tasdik işlemini, açılış ve tasdik işlemlerini yapmayanlar 4.000 lira idari para cezası öngörülüyor. Defterin olmaması veya hiçbir kayıt içermemesi durumunda ise sorumlular 300 günden az olmamak üzere adli para cezası. Vergi usul kanununa göre defterlerin yazdırılması birinci derece usulsüzlük cezası. Aslında belki en önemli ceza KDV Kanunu 34. maddesine göre yüklenilerin, KDV'lerin reddi söz konusu olabilir. Bu da tabii oldukça ağır bir yaptırım olur. Ben sabrınız için teşekkür ediyorum. İnşallah başka bir platformda tekrar karşılaşırız. Teşekkürler. Yalçın Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar özellikle mikrofonun görüyorsunuz hassasiyeti nedeniyle ilk sıralarda oturan arkadaşlarımız cep telefonlarını her ne kadar biraz güç çekiyor burada ama zaman zaman da açılıyor telefonlarınız. Burada çekmediğini düşünüyor olabilirsiniz. Çekiyor zaman zaman. O yüzden bu gürültü kirliliğini lütfen ortadan kaldırmaya size katkıda bulunun. Aksi takdirde yorulacağız. Çünkü bir saat daha seminerimiz devam edecek.
Evet, Kasım ayında müracaat etmek isteyen arkadaş var mı içimizde? Elektronik defteri. Bu sunumlardan sonra. Yani en önemli süreç aslında muhasebe mesleğinin tek düzen muhasebe sistemine ve e-beyan süresine geçtikten sonraki en önemli yeni süreç. Artık e-defter uygulamasına geçen arkadaşlarımız e-beratı hazırladıktan sonra bu maliye tarafından onaylandıktan sonra yani beyan yapılmış olduktan sonra artık geriye yönelik bir düzeltme asla söz konusu değil. Mutlaka düzeltme kayıtları şeklinde daha sonraki dönemlerde yapılması gerekiyor bu düzeltmeler. E-faturaya geçmiş olan arkadaşlarımız daha önce mali mühür ve imza almışlardır gerçek kişi ve tüzel kişiler için. Onların bu mali mühürleri ve imzaları geçerliliğini sürdürecek ama TÜBİTAK'tan dedikleri gibi önlem almak için ayrıca da girişimde bulunabilirsiniz. Şimdi konuşmasını yapmak üzere siz mi son sıradayız? Tamam. Genel Müdür, Teknolojik Genel Müdür diye anılmış. Cüneyt Öksüz Bey ben. Külsiyeci yerinizde mi yapacaksınız sunumunuzu? Buyurun. Buyurun Cüneyt Bey. Elektronik faturada birçoğunuz tecrübe ettiniz. Bir entegrasyonla, kullanımda birçok sıkıntılar yaşadınız. Dertli bir süreç oldu. Şimdi elektronik deftere baktığımızda e-faturaya göre teknik olarak daha kolay bir süreç. Neden? E-fatura günlük hayatımıza sürekli gerçekleştirdiğimiz bir operasyon faturalama işlemi. Fakat defter ayda bir kez yaptığımız bir operasyon. Ve operasyonel olarak da daha kolay. Fakat risk açısından baktığımızda e-faturaya göre elektronik defterin riski çok daha yüksek. Elektronik faturada yapılan hataların geri dönüşleri çok kolay. Fakat elektronik defterde özellikle gelir dairesinden imzalı beratlar alındıktan sonra geriye dönük olarak bu kayıtları o defter üzerinde bir değişiklik yapma imkanı yok. O nedenle işletme açısından daha kritik bir uygulama olarak görüyoruz. Şimdi uygulamayı İdea Teknoloji'nin Vision Plus elektronik defter uygulaması kendi test portalımız üzerinden örnek bir defter oluşturarak bakacağız. Bunun için Uğur Bey de Yalçın Bey de bahsetti. Elektronik mali mühre ihtiyacımız var sisteme giriş yapabilmek için. Temelde elektronik defter platform bağımsız elektronik defter uygulamasından bahsetti Yalçın Bey. Platform bağımsız elektronik defter en büyük getirdiği kolaylık muhasebe uygulamanıza herhangi bir değişiklik bir versiyon güncellemesi gerektirmeden muhasebe kayıtlarınızdan yani yevmiye kayıtlarınızdan
elektronik defteri oluşturabilmenizi sağlayan muhasebe uygulaması dışında uygulamanın genel adı. Şimdi platform bağımsız elektronik defter uygulaması yeni bir muhasebe uygulaması üzerinde yeni bir değişiklik yapmayı engellediği gibi bugün inceleyeceğimiz ekranlarda da göreceğiz. Yeni bir yazılım, yeni bir donanım almayı da veya kurmayı da engelleyen bir çözüm burada. İşlem adım temel iki adımla olmuştu. Elektronik defterin oluşturulması ve elektronik defterin arşivlenmesi. Bu iki adımı gerçekleştirdikten sonra elektronik defter uygulamasını tamamlamış oluyoruz. Elektronik defter oluşturma adımına girdiğimizde eğer ilk defa elektronik defter oluşturuyorsanız portal otomatik olarak elektronik defter uygulamasını bilgisayarınıza yüklüyor ve bu noktadan sonra bütün işlemleri bilgisayarınız üzerinde gerçekleştiriyorsunuz. Bir defaya mahsus olarak girdiğiniz, ekranda çok net görünmüyor bu açıdan ama firmanın kimlik bilgileri ve yine firmanın mali müşavir bilgileri sisteme tanımlanıyor. Değişiklik olmadığı sürece bu bilgiler kullanılıyor. Akıllı kart ile sisteme giriş yapılıyor. Sisteme başarıyla giriş yaptım. Ekrandan net seçilmiyor herhalde. Uygulama benden Mayıs ayına ait yevmiye kayıtlarımı bekliyor. Yevmiye kayıtlarımı nasıl vereceğim? Bir muhasebenden bir yevmiye raporu çekerek Excel ortamında bunu uygulamaya girdi olarak verebilirim. Veya XML ortamında uygulamaya yevmiye kayıtlarımı verebilirim. Yemeye dosyamı yüklüyorum. Elektronik defter üret dediğinde sistem çeşitli kontroller yaparak defteri üretme adımına başlıyor. Elektronik defter üretirken az önce Yalçın Bey de bahsetti. Ay atlanmaması gerekiyor. Git'ten berat alındıktan sonra o aya ait işlem yapılmaması gerekiyor. Ekranda bana bir uyarı verdi. Dedi ki şu anda başladığın yevmiye sıra numarası senin verdiğin 1200 fakat sistemle en son kaldığın 49 yanlış. Ben bunu düzelteceğim diyor sistem. Ve yevmiye sıra numarasını sistemde olduğu sırayla tekrar oluşturuyor. Daha önce Mayıs ayına ait defterin üretildiği ama henüz berat'ın alınmadığı geri dairesinden bildiriyor. Bunun amacı ne? Ben defterimi ürettim. Defterimi ürettikten sonra bir iç denetimden geçirdim. Eğer bir hata var ise yevmiye kayıtlarımı tekrar düzenledim, muhasebe kayıtlarımı yeni bir defter oluşturmama izin veriyor. Neden? Çünkü geri dairesi henüz bildirmedim ben defterimi. Tekrar yaptığı bu sefer tarihleri kontrol etti. Diyor yevmiye kaydı Mayıs ayında en son 15'inde kalmış. Bunu dönem sonuna kadar uzatmak istiyor musun? Yoksa parçalı olarak defteri oluşturacak mısınız? Yani elektronik defter uygulamasında parçalı defter oluşturmak iki şekilde mümkün. Bir, defterin boyutuyla ilgili teknik kılavuzlarda getirilmiş sınırlar var. Teknik kılavuzlarda 200 MB'ı aşmayacak şekilde defterlerin oluşturulması gibi bir ifade var. Bu da birden fazla defterin oluşabileceği anlamına geliyor. Bunun dışında ara dönemlerde ay içerisinde manuel olarak defterinizi parçalama imkanına sahipsiniz. Dönem içi bir denetimde ayın 15'ine kadarki kayıtlarınızı defterini oluşturup
ay sonunda da 16'sından ay sonuna kadarki olan kayıtlarınızı yeni bir defter oluşturma imkanı veriyor. Yıl sonuna, ay sonuna kadar, dönem sonuna kadar defterimi kapatacağımı belirttim ve defterimi üretti. Şu anda benim elektronik defterim, yevmiye defterim ve kebir defterim sistemde oluşmuş durumda. İmzala diyerek bu elektronik defterleri, oluşan parçaları elektronik mali mühürle imzalayarak berat dosyalarını oluşturuyorum. Burada yine altta çok net görünmüyor ama dosyalar oluşturuyor, imza değerleriyle beratlar alınıyor ve tekrar bir kontrolden geçiriliyor. Bu hem imzanın doğrulanması hem de kayıtların uygun şekilde oluşturulduğunu doğruluyor. Elektronik defterim ve beratım oluşturuldu. Bu noktadan sonra Nisan ayına kadar sadece tek bir yöntem vardı GİT'ten onaylı beratların alınmasını. Geri dairesinin e-defter gov.tr adresinden beratları manuel olarak yükleyip imzalanmışları alıyordunuz. Mayıs ayı itibariyle bunun web servislerle otomatik yapılmasına imkanı geldi. Bu noktadan sonra ister sisteme bırakabilirsiniz bunu beratları almasını. Belirlediğiniz süre sonunda örneğin işte bir hafta sonra otomatik olarak beratları al veya bir saat sonra otomatik olarak beratları al gibi bir tanım yaparak GİT'teki imzalı beratları da indirmesini sağlayabilirsiniz. Şimdi oluşan defterlere baktığımızda buraya kadarki olan kısımda artık aslında bütün işlemimiz bitti. Defter içerisinde yevmiye ve kebirleri oluşturdu. Bununla birlikte bize defterde olası hataları ön denetimden geçirebilmek için yine bu uygulamaya özel bir mizan oluşturdu. Neye benziyor yevmiye ve kebir defterleri? Şöyle hepsini bir açayım. Hepsini göstereceğim. Kebirim. Kebir bir atın. Ve mizan. Şimdi yevmiye defterime baktığımda buradaki yevmiye ve kebir defterlerinin görüntüleri gelir dairesi tarafından belirlenen standartta olması gerekiyor. Elektronik faturada elektronik fatura kullananlar biliyorlardır. Kendi fatura dizaynınızı sisteme yükleyebilme imkanına sahipsiniz. Fakat elektronik defterde bundan farklı olarak bu YM ve kebir defterinin nasıl görüntüleneceği ile ilgili kurallar geri dersi tarafından belirleniyor ve e-defter gov.tr adresinde yayınlanıyor. Bu görüntüleme araçlarıyla görüntülenmesi gerekiyor. YM defterime baktığımda bu. Evet. Burada 255 kebir var. Gürültükleri için ben açıklıyorum. İşte SAP account'ı ne almışız? 255 masa 10 saat. Ödeme şeklini koydum. Çek de almışız bunu. 103 olursa. Bunu belirtmemiz gerekiyor. Eğer dedik ki hani hedeflerdeki kurallardan birisi eğer yemeğin maddesi ödeme türü içeriyorsa onun yazılması gerekiyor. Burada hangi fatura? Fatura no ve tarihini koydum. Ve elektronik defteri bu şekilde yemeğin maddesini bu şekilde çıkartmış oldum. Nasıl? Ödeme yapılmamışsa yazmayacaksınız. Yani her yemeğe maddesi biliyorsunuz bir ödeme yazmak zorunda değil. Evet. Karşıda yazmak zorunda değil. Yoksa geçmeniz lazım. Evet. Arkadaşlar bildiğiniz muhasebe kayıtlarını yapacağız. Evet. Nakitse, kasaysa ne gerekiyor? Sorun mu olacağız? Yani evet. Burada bu örnek böyle. Bu örnek bir dosya. Elektronik defter, YMY
Az önce de bahsettik. Her bir de elektronik defter kaydıyla birlikte bir berat kapak sayfası oluşuyor. Yeri Dairesi Başkanlığı'na yüklenen dosya bu. Dolayısıyla bu dosya içerisinde sadece mükellef bilgileri, muhasebeci bilgileri, bu dokümanın hangi dönemi kapsadığı ve hangi araçla oluşturuldu ve elektronik defter parçasının imza değeri var. Dolayısıyla hiçbir veri yok aslında bunun içerisinde. GİP onaylandıktan sonra, GİP onayı geldikten sonra bu alanda da GİP imzasının değerini göreceksiniz ve dönem kapanmış olacak. Evet, burada şu açıklamayı yapalım. Şey diyoruz ya, defterde sonradan bir değişiklik yaparsanız. Yani eğer defterde sonradan bir değişiklik yaparsanız, evet, şu kısımlar bozulur. Şu imza değeri dediğimiz, burası alfanümerik, karmakarışık görüyorsunuz. Söz katında bir alan. Ve e-defter, sisteminizdeki e-defterle bu berat birbirini teyit etmez. Dolayısıyla defterinizin hesabını ortadan kalkar. Şu kısım önemli. Güney Bey'in gibi, gibi yükledikten sonra da buna benzer bir alfanümerik rakamlar, harfle şu aşağıda yer alıyor. Büyük deftere baktığımızda, büyük defterin hani görüntüsü. Burada yine büyük deftere ait berat dosyası bu şekilde oluşmuş durumda. Yine az önce de bahsettim. Mizan ise yine bu sisteme özel. Sadece bu defterde olası hataları veya yapılan muhasebe kayıtlarındaki hataları daha hızlı görmeyi sağlayan bir araç. Burada hani kırmızıyla çizgili olanlar hani bir hata olduğunu söylüyor aslında. Mesela burada kasa işte alacak parçası vermiş. İşte buna tıkladığınız zaman kasanın alt hesabı varsa eğer, yani TL kasası, merkez kasası vesaire, onun nerede alacak parçası verdiğini görüyorsunuz. Eğer daha detaylı inmek isterseniz buna tıkladığınız zaman da hangi yerine maddelerinde bu alacak bakiyeye düşmüş, bu detayları görmemiz uygulamıyor da demek ki bunu bütün hesaplarında iş yapmamız mümkün. Peki, elektronik defterimi oluşturdum, iç denetimimi de gerçekleştirdim. Artık benim açımdan defterde bir sorun yok. Arşive almam gerekiyor. Elektronik defter arşiv adımına giderek Mayıs ayının işlemini yapmıştım. Ekranda hiç okunmuyor. Kırmızı olanlar ya, oluşturduğu dosyalar, yani elektronik defterimin parçaları. Bunları sisteme yüklememi bekliyor benden. Şöyle baktığımızda mizan hariç 4 tane dosya var. Bir mizan oluşmuş. Bir parça yevmiye, bir parça kebir ve bunların berat dosyaları sistemde. Bunları yüklediğim zaman arşivimi aldım. Kırmızı iki satır kaldı. Bu kırmızı iki satır ise Geri İdaresi'nden alınan onaylı beratlar. Geri İdaresi'nden bunlar indirildiği anda da dönem otomatik olarak kapanmış olacak ve sistem benden artık Haziran ayını bekleyecek. Arşivi aldıktan sonra ekstra bir kolaylıkta yevmiye maddelerine arşiv üzerinden sorgulama yaparak erişme imkanına sahip olmanız. İşte yüklediğim yevmiye kalemlerini burada ilgili döneme ait sorgulayıp raporlayabilme imkanına sahip. Yine uzaktan denetimle ilgili yine elektronik defter kayıtları altında geçmiş dönemlerim, kapalı veya açık dönemlerim burada görüntüleyebilir. Uzaktan yine denetimini, görüntülemesini sağlayabilirim defterlerimi. Benim anlatacaklarım bu kadar. Baktığınızda elektronik defteri, yevmiye kayıtlarını, bir yevmiye raporu oluşturduktan sonra elektronik defteri oluşturmak aslında hem Uğur Bey'in hem Yalçın Bey'in de bahsettiği gibi tek tuşla mümkün.
dinlediğiniz için teşekkür ederim. Evet, Cüneyt Bey'e biz de teşekkür ederiz. Sorularınızı daha sonra alacağız arada. Son sunuma doğru geliyoruz. Vereceğim size. Yani arkadaşlar artık şu hani YMY defterini yazmadan önce bir fişke istiyoruz. Muhtelif fişkeleri de YMY defterine kayıt. O dönem kapanıyor. Yani elektronik deftere geçtiğimiz andan itibaren öyle muhtelif fiş bedeli, 5 numaralı fiş bedeli şeyidir. Gereği ben bu muhasebe kaydını yapıyorum deyip o fişi oluşturan bütün belgelerin kendisi aynı zamanda YMY defterinde de ifade edilmesi gerekiyor. Dolayısıyla bu kasa hesabı ve ortaklar cari hesabının çok fazla hoyratça kullanılması da burada sorun yaratacak. Çünkü onları siz tekrar geriye doğru düzeltme şeklinde, yani geriye doğru düzeltme deyip ileriye doğru düzeltme yapmak durumunda kalacaksınız. Bir başka konu da önemli. Yani zaten bunu elektronik ortamda gerçekleşecek, o anlaşılıyor. Biz ilgili dönemde birden fazla demek ki defter oluşturacağız. Yani o ay içerisinde belirli bir tarihe kadar bir YMY kaydı oluşturuyorsak aynı zamanda o tarihe kadar da bir kebir oluşturacağız. Demek ki birkaç parça halinde de kayıtlarımız ortaya çıkacak. Şimdi İlknur Hanım'a söz vermeden önce Uğur Bey e-arşiv ile ilgili kısa bir açıklama yapacak sanıyorum, sunum yapacak. Buyurun Uğur Bey. Evet, tekrar merhaba. Seminer konularından birisi olarak elektronik arşiv fatura uygulaması gözüküyor. Ben bu elektronik arşiv fatura uygulaması hakkında size çok kısa bir bilgi vermeye çalışacağım. Vaktimiz sınırlı olduğu için. Elektronik arşiv fatura, e-faturanın arşivi mi yoksa başka bir uygulama mı? Bu çok kafa karıştırıyor. Elektronik arşiv faturanın elektronik faturayla bir ilgisi yok. Elektronik arşiv fatura elektronik faturaya benzer farklı bir uygulama, başka bir uygulama. Bu elektronik arşiv fatura ile ilgili düzenlemeler yine geçtiğimiz Aralık ayında 433 nolu vergi usul kanunu genel tebliği ile yapıldı. Ve bu tebliğde belirlenen şartlara uygun olarak faturanın elektronik ortamda oluşturulması, muhafazası, ibrazı ve raporlanması işlemlerini kapsayan uygulama olarak tanımlandı. Dikkat ederseniz buradaki tanım unsurlarında elektronik faturanın elektronik ortamda iletimi yok. Çok istisnai bir durum hariç elektronik arşiv faturasının elektronik ortamda iletimi söz konusu değil. Elektronik ortamda oluşturulması söz konusu ama biraz sonra sunumda göstereceğim gibi elektronik ortamda iletimi söz konusu değil. Şimdi bu uygulama neden geliştirildi? Bu tebliğ neden çıkartıldı? Özellikle çok sayıda fatura düzenleyen işletmelerin faturaların işletmelerde kalan ikinci nüshalarını elektronik ortama taşımak amacıyla bu uygulama geliştirildi. Elektronik arşiv fatura uygulamasına geçen bir firmada elektronik fatura uygulamasına da geçtiyse ki ön şartı zaten elektronik fatura uygulamasına geçmesi bu kapsamdaki mükelleflerin faturaların tamamı aslında elektronik ortama taşınmış oldu. Şu anda siz elektronik fatura kullanıyorsanız şayet, elektronik fatura sistemine kayıtlıysanız ikili bir yapı devam ediyor değil mi? Bir tarafta elektronik fatura düzenliyorsunuz, bir tarafta da kağıt fatura düzenlemeye devam ediyorsunuz sisteme kayıtlı olmayan şirketlere, müşterilerinize. İşte bu elektronik arşiv fatura uygulaması elektronik fatura sistemine kayıtlı olmayan müşterilerinize elektronik ortamda fatura oluşturulmasını, oluşturulan faturanın daha doğrusu ikinci nüshasının, sizde kalan nüshasının elektronik ortamda oluşturulup muhafazasına imkan verir ve bu faturanın çıktısı alınmak suretiyle de karşı firmaya kağıt ortamında gitmesini sağlayan bir uygulama. Şimdi muhatabına göre baktığımızda konuyu biraz daha netleştirmek açısından siz elektronik arşiv fatura uygulamasına kayıtlı bir firma iseniz, bu uygulamayı kullanıyorsanız daha doğrusu, karşınızdaki firma da elektronik fatura kullanıyorsa zaten burada sorun yok. Faturalaşma trafiğiniz elektronik.
Ama karşıdaki firma e-fatura sistemine kayıtlı değil ise henüz, ona kağıt ortamında faturayı gönderiyorsunuz ama sizde kalan nüshası elektronik ortamda. Eğer karşınızdaki kişi vergi mükellefi olmayan bir nihai tüketici ise, bizim gibi bireysel tüketici ise, bu takdirde de ona onun isteği doğrultusunda faturayı kağıt ortamında veya elektronik ortamda gönderebilirsiniz. Burada yine sizde kalan nüshası elektronik ortamda olmak durumunda. Bu konuyla ilgili olarak ben elektronik arşiv fatura nasıl oluşturulur çok detaylı bu kısımlara girmeyeceğim. Ama e-faturadan farklı olarak ya kendi bilgi işlem sisteminize entegre etmek suretiyle bunu oluşturabilirsiniz veya bir özel entegratör kullanabilirsiniz. Eğer kendi bilgi işlem sisteminize entegre etmek istiyorsanız Gelir Dairesi Başkanlığı sizden bazı TSE ve ISO belgelerini istiyor. Bu belgeleri temin etmek oldukça zor. Dolayısıyla Gelir Dairesi Başkanlığı aslında bu yöntemde elektronik arşiv faturada özel entegrasyon yöntemine doğru mükellefleri yönlendiriyor. Özel entegratörler yine aynı e-faturada olduğu gibi bu izni Gelir Dairesi Başkanlığı'ndan almak zorundalar ve Gelir Dairesi Başkanlığı'ndan bu izni alan firmalar yine e-fatura.gov.tr internet sitesinde yayınlanıyor. Şimdi elektronik arşiv fatura kullanmak zorunlu mu? Zorunlu değil. Neden zorunlu değil? Çünkü bu işletmelere ciddi bir maliyet avantajı sağlayacağı için işletmelerin bu sistemi gönüllü olarak geçecekleri düşünüldüğü için bir zorunluluk getirilmedi. Bunun tek bir istisnası var. İnternet üzerinden mal ve hizmet satışı yapan firmaların bu sistemi kullanmaları zorunlu. Burada internet üzerinden satış yapan firmalar bu sistemi kullanmak zorunda derken de şöyle şartlar getirdi Gelir Dairesi. İnternet üzerinden yapılan internet üzerinden mal ve hizmet satan firmaların cirosunun 5 milyon TL'ye geçmesi gerekiyor. 2014 yılı cirosunun ve 2014 yılı cirosu 5 milyon TL'ye geçen firmalar, ki biliyorsunuz gelecek sene belli olacak, 1 Ocak 2016'dan itibaren bu sistemi kullanmak zorundalar. Burada şuna dikkat etmek gerekiyor. Bir firmanın hem internet üzerinden satışı var hem de fiziki mağazadan bir satışı varsa bu 5 milyon TL'nin hesabında tabii bir ayrım yapmıyor. Toplam rakama bakıyor. Eğer sizin toplam rakamınız hem fiziki mağazadaki hem de internet üzerinden yapılan satışlarınız 5 milyon TL'ye geçiyor ise şayet bu uygulamaya dahil olmanız gerekiyor. Elektronik arşiv faturasıyla ilgili olarak Gelir Dairesi Başkanlığı'nın tasarladığı ana fatura formatı bu şekilde. Dikkat ediyorsanız burada faturanın ortasında yine GİB logosu yer almakta ve altında e-arşiv fatura ifadesi yer alıyor. Orada e-faturada ne yer alıyordu? Sadece e-fatura yer alıyordu. Burada e-arşiv fatura yer alıyor. İsterseniz burada hazır imzayı kullanmanız da mümkün. Söz konusu tebliğe göre. Şimdi burada eğer 433 nolu tebliğde bir takım bazı düzenlemeler daha yapıldı. Şimdi kısaca bunlara bakalım. Şimdi karşıdaki mükellef, mal sattığınız şirket eğer e-fatura kullanıcısı ise ona elektronik ortamda faturayı gönderiyorsunuz. Ve 433 nolu tebliğe göre bu elektronik faturanın çıktısını alıp irsaliye yerine kullanmanız mümkün. Buradaki getirilen önemli yeniliklerden birisi bu. Normalde neydi? Elektronik faturanın kağıt çıktısı hiçbir hüküm ifade etmiyor idi. Ama burada bir istisna getirildi ve siz oluşturduğunuz elektronik faturanın çıktısını alıp irsaliye yerine kullanabilirsiniz. Bunun tek şartı var, o da şu: faturanın üzerine bu fatura irsaliye yerine geçer ifadesini vurmanız, yazmanız gerekiyor. Eğer e-arşiv fatura uygulamasını kullanıyorsanız bunu zaten ilgili yazılımlar otomatik olarak basıyor veya siz isterseniz elle de basabilirsiniz. Eğer karşıdaki kişi dedik elektronik fatura müşterisi değilse buna kağıt ortamında fatura göndermek zorundasınız. Tekrar ediyorum, sizin kalan nüshası elektronik artık ve bu kağıt nüsha da aynı zamanda irsaliye yerine geçiyor. Dolayısıyla irsaliyeli fatura bu kapsamdaki mükelleflerin irsaliyeli fatura bastırmasına, kullanmasına artık gerek kalmıyor. Bir diğer husus, nihai tüketiciye diyelim ki gittiniz Teknosa'dan bir cep telefonu aldınız, bilgisayar aldınız. Eğer isterseniz kasadaki kişinin size faturayı
elektronik ortamda gönderme yükümlülüğü var artık. Burada elektronik ortamda bireysel tüketici olarak konuşuyorum ben. Benim elektronik posta hesabıma bu faturayı, elektronik arşiv faturasını gönderebilir. İşte bir Yahoo hesabım var, Gmail veya şirket hesabım varsa oraya gönderebilir. Veya Teknoso'da, bilmem işte morhifo.com'da, sahibinden.com'da vesaire bir üyelik hesabım varsa benim elektronik arşiv faturam o hesaba da düşebilir. Dolayısıyla nihai tüketicilere de bu anlamda elektronik fatura kullanma imkanı getirilmiş oldu bu tebliğle. Burada tebliğde diyor ki bir aya ait oluşturulan elektronik arşiv faturaların ertesi ayın 15'ine kadar Gelir İdaresi Başkanlığı'na raporlanması gerekiyor. Bildiğimiz BAVS formlarının biraz daha detaylı bir şekilde raporlanması demek bu. Bu raporlama işini tabi sistem bu hizmeti satın aldığınız teknoloji firmaları otomatik olarak yapıyor. Sizin ayrıca bir raporlama yapmanıza gerek yok. Şimdi burada e-fatura ile elektronik arşiv faturayı hızlıca bir karşılaştıralım. Bir defa elektronik fatura neydi? İşletmeler arası düzenlenen bir faturaydı. Ama elektronik arşiv fatura hem işletmeler arası düzenlenebilir hem de işletmelerden nihai tüketicilere de düzenlenebilir. Elektronik faturada kağıt baskı alınamaz. Kağıt baskının hiçbir hükmü yok irsaliye hariç. Ama elektronik arşiv faturada neydi? Kağıt baskı gönderilmek zorunda. Karşıdaki kişi firma elektronik fatura sistemine kayıtlı değilse. Elektronik faturada faturalaşma trafiğini Gelir Dairesi Başkanlığı yönetiyor. Yani biz elektronik faturayı düzenledik, Gelir Dairesi'ne gitti. Gelir Dairesi üzerinden karşı tarafa iletiliyor. Gelir Dairesi o trafiği yönetiyor ama elektronik arşiv faturada böyle bir şey söz konusu değil. Faturalaşma biraz önce bahsettiğim çerçevede gerçekleşiyor. Merkezde Gelir Dairesi Başkanlığı yok. Elektronik faturada UBL-TR diye bir format kullanmamız gerekiyordu. Bu zorunluydu. Ama elektronik arşiv faturada İster UBL-TR'yi kullanırız, isterse PDF gibi genel tanınırlığı olan bir format kullanabiliriz. Elektronik faturada 3 yöntem vardı. GİP portalı, entegrasyon, özel entegrasyon. Burada böyle bir şey de söz konusu değil. Burayı da hızlıca geçelim. E-Arşiv'de gelen yeniliklere hızlıca bir bakacak olursak, bir defa faturaların ikinci nüshası artık elektronik ortamda saklanıyor. Yani siz elektronik arşiv faturası, elektronik fatura kullanıyorsunuz. Elektronik arşiv fatura sistemine de geçtiğiniz zaman işletmenizde kalan faturaların tamamı elektronik ortama taşınmış oluyor. Elektronik arşiv faturasının çıktısı veya elektronik faturanın çıktısı irsaliye yerine geçer dedik. Şimdi karşıdaki kişi dedi ki elektronik fatura kullanıcısı değil. Ona ne gönderiyorduk? Kağıt ortamında gönderiyorduk faturayı. Bizde kalan nüsa elektronik, ona kağıt gidiyordu. Artık bu gidecek olan kağıt nüshanın da matbaadan basılan bir fatura olmasına gerek yok. İsterseniz bir A4 kağıdına bunu basmak suretiyle faturayı gönderebilirsiniz. Dolayısıyla fatura basan matbaaların işi de bu anlamda biraz sıkıntıya girmiş oluyor. Bir de elektronik arşiv fatura dedik, nihai tüketiciye elektronik ortamda da iletilebilir. Elektronik arşiv faturayla gelen uygulamalar kısaca bu çerçevede. Bu konuyla ilgili sorularınız olursa soru cevap aslında alabiliriz. Teşekkür ediyorum ben. Teşekkür ederim. Havalandırma ile ilgili birazcık arkadaşlar ilgilenirseniz. Evet, eğer bu arada sorularınız oluştuysa veya oluşmaya devam ediyor olabilir tabii. Zamanı iyi kullanmak adına bir 15 dakika falan sonra ara vereceğiz. Sorularınızı bir taraftan hazırlarsanız o boşluğu iyi kullanmış oluruz. Şimdi Gelir İdaresi eski uzmanı İlknur Gür Hanım'a konuşmasını yapmak üzere söz veriyorum. Merhabalar. Günün son sunumu elektronik fatura güncel gelişmeler, sorunlar ve çözüm önerileri olacak. Ben İlknur Gür, Gelir Dersi Başkanlığı'nda devlet gelir uzmanı olarak e-fatura uygulamasının genel koordinatörü olarak görev alıyordum. Şimdi İDEA Teknoloji Çözümleri bünyesinde proje yöneticisi olarak çalışıyorum. Bugün size kısaca bahsedeceğim konuların genel başlıkları, önce elektronik fatura ile ilgili hatırlamak adına kavramlar konusunda genel bilgiler vereceğim. Daha sonra güncel gelişmeler neler oldu uygulamaya başlandığından beri, onlara değineceğiz. Son olarak da belli
farklı farklı konularda fatura ile ilgili karşılaşılan sorunlar ve bunların çözüm önerilerinin neler olacağına bahsedeceğiz. Temel kavramlar dedik. Öncelikle elektronik faturayı bir hatırlayalım kısaca. Belli standartlar dahilinde tüm fatura süreçlerinin elektronik ortamda başlaması ve tamamlanması anlamında. Süreçler derken e-faturanın oluşturulması, bunun UBI formatında oluşturulacağını söyledik. İmzalanması, imzalama konusunda mali mühür kullandığımız elektronik sertifika, sonra gönderilmesi, elektronik fatura, gelir dersini merkezi platform üzerinden gönderilen bir belge. Sonrasında muhafaza ve ibrazı da elektronik ortamda olmak zorunda. Çünkü elektronik ortamda süreci başlayan bir belgenin elektronik ortamda ancak doğrulanması mümkün. Yani sizin aldığınız kağıt çıktıların denetim elemanı gözünde hiçbir şekilde bir değeri olmayacaktır. Bu sebeple ibrazının da elektronik ortamda ve istenilen şekilde XML formatında ve imzalı şekilde muhafaza etmeye dikkat edin. Faydalanma yöntemlerinden hemen kısaca bahsedelim. Bunlar zaten bildiğiniz yöntemler. Şu an en azından üçünden birini zaten kullanıyorsunuz. Özel entegratör dedik. Bunlar gelir dersi başkanlığı sitesinde teknik gereklilikleri sağlayan yazılım firmalarının oluşturduğu liste. Sonrasında doğrudan entegrasyon yöntemiyle elektronik fatura uygulamasından faydalanabiliyorsunuz. Bunda 7/24 sisteminizin açık olması gerekiyor. Portalda gelir dersi başkanlığı tarafından ücretsiz sunulan arayüz, bu sadece temel ihtiyaçları karşılamak adına küçük ölçek mükelleflerin ya da basit faturalaşma süreçte olan mükelleflerin kullandığı bir yöntem. Elektronik fatura uygulamasından özel entegratörler aracılığıyla faydalanabilirsiniz demiştik. Özel entegratörlerin listesini e-fatura.gov.tr sitesinden ulaşabilirsiniz. Şu an itibariyle gelir dersi başkanlığından izin almış 30'u aşkın özel entegratör firma bulunmaktadır. Saklama hizmeti aynı şekilde elektronik faturanın muhafazasının ve ibrazının da elektronik ortamda olması gerektiğini söylemiştik. Eğer isterseniz bunu kendi sisteminizde muhafaza edebilirsiniz ya da teknik olarak yeterli olan ve güvenlik unsurlarını sağlamış saklama izni alan firmalar bünyesinde de muhafaza edebilirsiniz. Bunların listesine gene e-fatura.gov.tr sitesinden ulaşabilirsiniz. Aynı şekilde güncel gelişmelerde ve sorunlar çözüm önerilerinde bol bol kullanacağımız kayıtlı kullanıcılar kavramı var. Kayıtlı kullanıcıların zaten ne olduğunu hepimiz biliyoruz. Kayıtlı kullanıcılar arasında sadece elektronik fatura değişimi gerçekleşebilir. Şu an itibariyle 421 sıra numaralı tebliğin de getirmiş olduğu zorunluluk kapsamında 20 bine yakın firma kayıtlı kullanıcılar listesinde yer alıyor. Sonrasında genel işleyişten kısaca bahsedelim. Çünkü burada sistem yanıtlarıyla alakalı sorularımız olacak. Onları en azından sistem yanıtları bu sistemin, bu sürecin neresinde yer alıyor onu burada görelim. Satıcı var, alıcı var ve arada gelir dersi başkanlığı var. Satıcı faturayı düzenleyip alıcıya gönderirken gelir dairesinin üzerinden geçerek gönderiliyor. Gelir dersi burada belli ön kontroller yapıyor. İşte olması gerekli alanlar faturanın üzerine mevcut mu? Yani alıcıya gitmeden önce bazı temel hatalar ilk önce bu sistem gelir dersi sisteminde tespit ediliyor. Daha sonra satıcıya sistem yanıtıyla geri dönüyor. Eğer zaten başarılıysa bu satıcının gönderdiği fatura, yani ön kontrollerden geçmişse alıcısına iletiliyor. Alıcısı da bir sistem yanıtıyla tamam bu fatura benim sistemime geldi, aldım şeklinde yanıtı gelir dersi üzerinden satıcıya gönderiyor. Kavramlarımız demiştik, zaten elektronik fatura sürecinde bu kavramları kurduğumuz cümlelerde bol bol kullanıyoruz. Temel fatura senaryosu... Temel fatura senaryosunda asıl amaç faturanın gönderilmesi temel unsuru. Alıcının burada herhangi bir şekilde iradesi söz konusu değil. Satıcı faturayı düzenler, alıcısını iletir. Alıcısı isterse harici yollarla ya da uygunsa eğer iade faturası keserek buna itiraz edebilir. Diğeri ticari fatura senaryosu. Ticari fatura senaryosunu mükelleflerin aralarında anlaşmış olmaları esas. Burada alıcının iradesi de söz konusu. Satıcının gönderdiği faturaya alıcı kabul ya da red yanıtı dönebilir. Bu sayede sistem üzerinden teyitleşmek de mümkün. Bu bahsettiğim kabul ve red yanıtlarına uygulama yanıtları diyoruz. Sistem yanıtlarından bahsettik az önce. Faturanın sistemdeki durumuyla alakalı durum raporları, durum iletisi şeklinde bilgi veren
her aşamayı raporlayan yanıtlar, sistem yanıtları. Mali mühürden bahsettik. Fatura, mali mühür ya da elektronik imzayla imzalandığında kaynağının doğruluğu, bütünlüğü ve okunabilirliği sağlanıyor. Zaten muhafaza sırasında, muhafaza kısmı sırasında da imzalı şekilde muhafaza etmek durumundasınız. Bunlara kısaca değindikten sonra, bunlar uzun uzadıya anlatmayacağım zaten. Şimdi güncel gelişmelere geçeceğiz. Uğur Bey'in de bahsettiği üzere e-fatura çıktısı artık irsaliye yerine kullanılabiliyor. Bu 433 numaralı e-arşiv fatura genel tebliğinde yer verildi 15. maddede. Hangi unsurları sağladığında bu e-fatura çıktısını irsaliye yerine kullanabilirsiniz? Onları ilerleyen slaytlarda değineceğiz. 1 Nisan 2014'ten itibaren kayıtlı kullanıcıların birbirine kestiği faturalar, kağıt faturalar yok hükmünde. Elektronik fatura 2010'dan beri gündemde olan bir teknik gereksinim. Ancak Nisan 2014'e kadar kayıtlı kullanıcılar isterlerse birbirlerine kağıt faturada düzenleyebiliyorlardı. Yani kullanım tamamen ihtiyariydi. 1 Nisan 2014'ten sonra eğer sistemde iki tarafta kayıtlı kullanıcılar listesinde yer alıyorsa birbirine elektronik fatura düzenlemek zorunda. KDV risk analiz sistemiyle entegre çalışma dedik. KDV risk analiz segmentleri arasında elektronik fatura ile ilgili bölümler de eklendi. Eğer bu segmentlerden hata alıyorsanız zaten iade süreciniz ilgili fatura ile ilgili gerçekleşmiyor. Sonrasında şimdiye kadar satış ve iade faturası olmak üzere iki tane fatura tipi söz konusuydu. Son güncel gelişmelerde e-fatura paketinde gördüğümüz fatura türüne yolcu beraberi eşya fatura tipi de eklendi. Bu da gümrükle yapılan anlaşmalar, gümrükle yapılan ortak çalışmalar doğrultusunda yeni bir fatura sürecinin de gündeme geleceğinin bir belirtisi. Teknik gelişmeleri de hemen kısaca göz atalım. Zarf boyutuna 5 MB sınırı getirildi. Bundan önce bir zarfın içerisinde göndericisi ve alıcısı aynı olmak kaydıyla 1000 tane fatura ekleyebiliyordunuz. Boyut sınırı yoktu. Ancak 1 Nisan 2014'e kadar sistemde çok fazla kullanıcı da yoktu. Zarf boyutu büyük olduğunda kuyrukta bekleme süresi faturaların arttığı için sistemde aksaklıklara sebep oluyordu. Bu sebeple zarf boyutuna 5 MB sınırı getirildi ki daha hızlı bir işleyiş gerçekleşebilsin. Fatura numaralarında alfanümerik karakter değişikliği. Fatura numaraları 16 karakterli bir alfanümer, ilk 3 tanesi alfanümerik, sonraki 4 tanesi yıl ve sonraki müteselsil devam eden numaralardan oluşan bir sıralama. Bunun ilk 3 tanesinde alfanümerik karakter küçük harf, büyük harf duyarlılığı yoktu. Ancak bundan sonra KDV iade süreçlerinde herhangi bir aksamaya sebep olmasın diye hepsinin büyük harf olması zorunluluğu getirildi. Şimdiye kadar kullanıcılar fatura durumlarını merkezden sorgulayabiliyorlardı. Sistem yanıtlarıyla durum raporları veriliyor. Ancak sistem yanıtlarının geç gelmesi durumunda faturasıyla ilgili herhangi bir bilgi almak isteyen kullanıcı faturayı merkezden sorgulayabiliyordu. Şimdi kullanıcıların şöyle bir geliştirme yapmaları lazım ki merkezde faturayı onlardan sorguladığında ona cevap dönebilsinler. Bu neden ortaya çıkmış bir gereksinim? Faturalar alıcısına iletildiğinde alıcısının sistemindeki bazı arıza olabilir ya da teknik doğrulamayı yapamayacak nitelikte olabilir. Fatura askıda kalıyordu. Fatura ulaşıyordu ancak alıcı tarafından herhangi bir şekilde yanıt dönmediği için gönderici taraf faturaya nasıl işlem yapacağını bilemiyordu. Şimdi bu 1220'de yani hedeften sistem yanıtı henüz gelmeyen faturaların durumu merkez tarafından sorgulanıp nihai statüye ulaştırılıyor. Kullanım yöntemleri arasında portaldan bahsetmiştik. Portalda faturanızı oluşturup gönderebiliyordunuz. Aynı zamanda gelen faturalar da portalınızda görüntüleyebiliyordunuz. Ancak 15 Ekim 2014 tarihi itibariyle portalda arşivlenen faturaların sistemden silinmesi söz konusu. Zaten her şekilde muhafazası ve ibrazı mükellef tarafındaki bir sorumluluk e-faturaya dair. Bunların sisteme indirilmesi gerekiyor. Ya kendi kullanıcıya kendi sisteminde bunu muhafaza edecek ya da az önce gösterdiğim elektronik fatura saklama hizmeti izni almış firmalar bünyesinde faturalarını arşivleyebilirler.
Unutulmaması gereken diğer bir husus da ticari fatura senaryosunda bahsettiğimiz uygulama yanıtları vardı. Faturayı gönderiyordunuz, karşı taraf faturaya kabul ya da red yanıtı dönebiliyordu. Bu yanıtlarla birlikte faturanın muhafaza edilmesi gerekiyor. Güncel gelişmelere de kısaca göz attıktan sonra belli konularda sorunların neler, nasıl sorunlarla karşılaşabileceğinizi ve çözüm önerilerinin neler olacağını konuşacağız. Tabii ki sorunlar ve çözüm önerileri bunlarla sınırlı değil. Soru cevap kısmında zaten sizden de gelen sorular olacak. Onları da yanıtlayacağız. Şimdi ticari fatura senaryosuna göre faturanın reddi söz konusuydu. Tamam, fatura ticari fatura senaryosuna göre gönderildi. Alıcısı bunu reddetti. Bundan sonraki süreç ne olacak? Bu artık geçersiz bir faturadır. Red yanıtını alan bir fatura. Karşı taraf faturayı tekrar göndermek istediğinde yeniden düzenleyip gönderebilir, ancak dikkat etmesi gereken bir husus söz konusu. İrsaliye tarihi ile yeniden düzenleyeceği fatura tarihi arasında 7 günden fazla fark olmaması gerekiyor. Yeni bir fatura gönderebilirsiniz. İrsaliye tarihi ile fatura tarihi arasında 7 günü aşan bir süre varsa yeniden faturayı düzenlersiniz. Açıklama kısmında bu reddedilen faturaya dair bilgileri yazdığınızda sorun çözümlenmiş olur. Ya da yeni müteselsillik bozulmayacak diyoruz. Fatura numaralarıyla fatura tarihi arasında belli bir sıra söz konusu. Bu sıranın bozulmaması gerekiyor. Bu sebeple geçmişe yönelik bir fatura düzenleyecekseniz eğer bunu yeni birim kodla gönderebilirsiniz. Ancak portal kullanıcıların nezdinde bu çok söz konusu olan bir durum değil. Ancak entegrasyon ya da özel entegrasyon müşterileri bunu yapabilirler. Şimdi uygulama yanıtının dönülebileceği durumlardan bahsetmiştik. Uygulama yanıtı ticari faturaya senaryosuna göre gönderilen faturalara dönülebilir demiştik. Temel fatura senaryosuna göre siz bir fatura gönderdiniz. Buna uygulama yanıtı dönüldü. Senaryonun teknik niteliği gereği temel faturaya uygulama yanıtı dönülemez. Kabul ya da red uygulama yanıtıyla gönderilemez. Eğer fatura reddedilecekse eğer bunun harici yollarla yapılması gerekiyor. Şimdiye kadar kağıt faturadaki red süreciniz nasıl işliyordu? Noter aracılığıyla buna itiraz edebiliyordunuz ya da işte KEP üzerinden bir itiraz uygulaması söz konusuydu. Temel faturaya da eğer uygulama yanıtıyla yani sistem üzerinden reddetmeye çalışılmışsa siz bunu sistem yanıtlarından bahsetmiştik. Durumla alakalı bilgiler veren yanıtlar. Sistem yanıtlarıyla bu uygulama yanıtının sizin sisteminize dikkate alınmayacağını belirtebilirsiniz. Faturaya harici yollardan itiraz edilmesi durumu. Az önce bahsettiğimiz üzere temel fatura ya da uygulama ticari faturaya da uygulama yanıtı süresi geçmişse eğer harici yollarla itiraz edebilirsiniz. Eğer harici yollarla itiraz ettiğiniz bir fatura mevcutsa bunu itiraz ettiğiniz fatura ve itiraz ettiğiniz belgeyle birlikte saklamak durumundasınız. Harici yollardan itiraz edilen faturalar gelir ders sisteminde zaten geçerli bir fatura olarak görünecektir. Ancak herhangi bir denetim elemanı geldiğinde siz bunu itiraz belgesiyle birlikte ibraz etmelisiniz ki faturanızın geçersiz olduğunun bir ispatı olsun. Şimdi kullanım yöntemleri mevcut demiştik. Her kullanım yönteminin hitap ettiği belli bir kesim var. Siz öncelikle portal yöntemiyle kullanıma başladınız. Gördüğünüz ki portal yöntemi ya da entegrasyon yöntemi sizin ihtiyaçlarınızı çok karşılayabilecek şekilde değil. Bu durumda özel entegratörden hizmet almak istediğinizde özel entegratör üzerinden hesabınızın açıldığı anda entegrasyon ya da diğer şekilde portal hesabınız varsa bu zaten otomatik olarak kapatılıyor. Buna önce dikkat etmeniz gereken bir husus var. Hesaplar arası geçiş yapılmadan önce süreci tamamlayamayan faturalar kontrol edilmeli. Örneğin ticari fatura göndermişsiniz siz. Karşı tarafın 8 gün içerisinde kabul ya da reddetme gibi bir hakkı var zaten. Eğer bu süreç tamamlanmamışsa, karşı taraftan henüz yanıt gelmemişse bu durumu da dikkate almanız gerekiyor. Aynı zamanda özel entegratör kullanıyorsunuz. Özel entegratörden entegrasyon hesabına ya da başka bir özel entegratöre geçmek istiyorsunuz. Bunun için kesinlikle özel entegratör, yani şu anda kullandığınız özel entegratör tarafından hesabınızın kapatılması gerekiyor.
Hesabınız kapatıldığında zaten otomatik olarak portalınız açılıyor. Konu hakkında başkanlığa bilgi verdiğinizde sizin entegrasyon ya da hesabınızı tanınacaktır. Ya da diğer özel entegratör üzerinden hesabınızı açtırdığınızda mali mühürünüzde hesabınız tanımlanacaktır. Dikkat edilmesi gereken husus, özel entegratörden bir geçiş yapıyorsanız kesinlikle özel entegratör üzerindeki hesabınızı kapatmanız gerektiği. Az önce bahsettik sistem yanıtları. Sistemde faturanın her anıyla alakalı sistem yanıtları konusunda sistem yanıtlarıyla bilgi alabilirsiniz. En çok duyduğumuz gündeme gelen sistem yanıtı 1220. Hedeften sistem yanıtı gelmedi. Bu hangi durumlarda ortaya çıkar? Faturasına ulaşmıştır. Gönderici ve GİP sürecini tamamlamıştır. Ancak alıcı tarafında kendi sistemine gelen faturayı işleme konusunda bir sorun vardır. Bu 1220 hiçbir şekilde nihai bir statü değil. Hedeften sistem yanıtı gelmedi. Sonrasında sistem yanıtı geldiğinde bu sistem yanıtı başarılı yani şekilde de gelebilir. Ya da faturayı alıcı işlemiştir, bir hata tespit etmiştir imza ile alakalı. Fatura başarısız şeklinde de bir geri dönüş olabilir. Bu sebeple 1220'de kalan faturalarınız için sisteminize bir işleme yapmadan önce alıcısından durumu teyit etmeniz gerekiyor. Zaten GİP bu 1220'de kalan yani alıcının cevap vermediği faturaların sorununu çözmek için kendisi de artık alıcıya bir sorgu atmaya başladı. Şimdi en başta bahsettiğimiz kayıtlı kullanıcılar arasında 1 Nisan 2014 tarihinden itibaren kesilen kağıt faturalar yok hükmündedir dedik. Farz edelim. Siz farkında olmadan sisteminizde kayıtlı kullanıcıdan gelen bir faturayı işlediniz. Bu durumda ne yapacaksınız? Bunu fark ettiğinizde zaten belirtilen kağıt fatura kayıtlardan çıkarılmalı. Aksi takdirde bir denetim elemanı tarafından fark edildiğinde bu fatura geçersiz sayılacağı için gerekli hükümler uygulanacaktır. Bu fatura yerine cari döneme elektronik fatura düzenlenmeli. Faturalar yok hükmünde olduğu için zaten iade faturası kesmenize gerek kalmayacak bu kağıt fatura için. Yalnız diğer tarafında dikkat etmesi gereken bir durum var. Geçmiş tarihli fatura sistemsel olarak düzenlenmesinde bir sorun yok ama ceza yükümlülük her şekilde mükellefe ait. Güncel gelişmeler kısmında KDV risk analiz sistemiyle entegre şekilde çalıştığından bahsetmiştik. KDV listelerine elektronik fatura kaydı nasıl yapılmalı? Ben bunu direkt ekran üzerinden göstermek istiyorum. Örnek bir indirilecek KDV listesi şu an ele aldığımız. Alt tarafta kırmızı iki tane şerit var. Şimdi üst taraftakiler zaten kağıt faturayı seri ve sıra numarası ayrıştırarak ve diğer bilgileri girerek indirim listelerine kaydedebiliyordunuz. Ancak elektronik faturada eğer seri sıra numarası şeklinde bir ayrıştırmaya giderek bu kaydı yaparsanız sistemden hata alacaksınız. Faturanız, belirttiğiniz fatura kayıtlı bir fatura değil şeklinde. Bunun doğru şekilde kaydı nasıl olmalı? Elektronik faturada seri ve sıra numarası ayrışımı yapmıyorsunuz. 16 karakterli bir fatura numarasından bahsettik. Bu 16 karakterli fatura numarasını fatura sırası alanına aralarda boşluk bırakmadan yazdığınız takdirde sorun düzelecektir. Çünkü bunu gelir ders sisteminden geçen bir fatura olup olmadığını otomatik sorguluyor. Doğru halinde bu olması gerekiyor. Sıra numarası şeklinde. Seri kısmı da boş kalacak. Şimdi KDV iadesinde elektronik fatura etkisine bir göz atalım. Genel esas kontrolleri 17. segmentte buna dair bir kontrol mevcut. E-fatura uygulaması kapsamındaki mükelleflerin fatura bilgileri kontrolü. Tekrardan vurgulayacağım çünkü önemli bir husus. 1 Nisan 2014'ten sonra kayıtlı kullanıcıların birbirine kestiği faturalar yok hükmündedir zaten. Kayıtlı kullanıcıların düzenlediği kağıt faturalar için iade ya da indirim işlemi gerçekleşmemektedir. Siz bu durumda ne yapacaksınız? Eğer fatura tarihinde kişi kayıtlı kullanıcı ise elektronik fatura kesmek zorunda. Kağıt fatura yerine elektronik fatura kestikten sonra sorun düzelecektir. Bir de kayıtlı olmadığınız tarihe, siz sistemde farz ediyorum Eylül ayından itibaren, 1 Eylül'den itibaren kayıtlı kullanıcılar listesine girdiniz. Size Ağustos ayına ait kesilmiş bir elektronik fatura var. Bu durumda ne yapacaksınız?
Kayıtlı olmadığınız tarihe gelen faturalarda, elektronik faturalarda yine yok hükmünde bu tarih konusu önemli. Bu tarihe, sizin kayıtlı olmadığınız tarihe kağıt fatura kesilmek durumunda. Siz kayıtlı olduktan sonra ancak elektronik faturalar size kesildiğinde geçerli olacaktır. Şimdi fatura numarası... Tamam, fatura numarası ile fatura numarası ve tarih müteselsizliğinden bahsettik. Fatura sistemde iki tane tarih söz konusu. Bir, faturanın üzerinde görünen tarih, o fatura tarihi alanında direkt kağıdın üzerinde, yani fatura belgesinin üzerinde gördüğümüz tarih. Bir de sistemsel oluşan bir belge olduğu için imzalama tarihi. Burada asıl dikkate alacağınız husus, bu örnekte de gördüğünüz üzere fatura üzerindeki tarihle fatura sıralarının birbirini takip etmesi. Burada üç tane fatura mevcut. Biri ayın birinci fatura birinde, diğeri beşinde, diğeri onunda düzenlenmiş. Ancak son iki faturanın sistemde oluşturulma tarihi onu. Ve fatura numarası verilirken de ayın beşine kesilen faturaya 3 sıra numarası verilirken onun da kesilen faturaya 2 sıra numarası verilmiş. Burada da müteselsilliğin bozulduğuna dair bir örnek vermek istedim. E-faturada tutar hatası. Durumu ayrıca örneklemeyeceğim. Kısaca eğer fatura gönderen kişi faturada tutar hatası yaptığını fark ederse, göndericinin bunu iptal etmesi söz konusu değil. Fatura bir kere gönderilip eğer alıcısına ulaştıysa, bu iptal ya da red ya da iade işlemini ancak alıcısı gerçekleştirebilir. Gönderici konuyla ilgili alıcı tarafa bilgi verdiğinde alıcı taraf da bunu ilgili yollarla gerçekleştirecektir. Şimdi şöyle sorular da geliyor mükelleflerden. Karşı tarafın şöyle bir bildirisi olmuş. Ben şu an tasfiye halindeyim. Entegrasyon hesabımı kapatıyorum. Bana elektronik fatura kesme. Eğer tasfiye halindeyse şirketin varlığı hala devam ediyordur. Entegrasyon hesabını kapatmış olması e-fatura sisteminden çıktığı anlamına gelmeyecektir. Entegrasyon hesabı kapanan mükelleflerin portal hesapları otomatik olarak açılır. Gönderici tarafta eğer alıcıya hala e-fatura kayıtlı kullanıcılar listesinde görüyorsa ona elektronik fatura kesmek zorundadır. Entegrasyonla ilgili bilgilere çok girmiyorum o zaman. İrsaliyeli faturaya hemen kısaca bahsedeyim. Elektronik olarak irsaliyeli fatura düzenlenemez. Ancak 433 sıra numaralı vergi usul genel tebliğinin 15. maddesinde yapılan açıklamaya göre e-fatura çıktısı irsaliye yerine kullanılabilir. Uğur Üstad da bundan bahsetti zaten. Ben üzerinde yer alması gereken hususlara hemen değineyim. Elektronik fatura çıktısını irsaliye yerine kullanacağınız için herhangi bir şekilde matbu irsaliye formu almanıza ya da bastırmanıza gerek yok. Bunun için elektronik fatura üzerinde saat, zamanın yanında saat ve dakika bilgisi, ayrıca irsaliye yerine geçer ifadesi, satıcı ve yetkilinin imzası bulunduğu takdirde A4 üzerine alınan bir çıktı da irsaliye yerine kullanılabilir. Bu da çok gelen sorulardan birisi. Perakende satış fişi düzenlenmesi. Kayıtlı kullanıcıların birbirlerine düzenlediği faturaların elektronik fatura olması gerektiğini söylemiştik. Ancak bu kayıtlı kullanıcılar birbirleri arasında yazar kaçı satış fişi ya da perakende satış fişi düzenleyemeyeceği anlamına gelmez. Elektronik fatura uygulaması sadece faturayla ilgili düzenlemeleri içeriyor. Bu durumda iki kayıtlı kullanıcı birbirine perakende satış fişi ya da yazar kasa fişi düzenleyebilir. Bunlar geçerli belgelerdir. Özel hesap döneminde e-defterde belirtildiği gibi bir süreç yok aslında. E-defterde özel hesap döneminde YMY sıra numarası 1'den başlamak zorundaydı. Farz edelim sizin Mayıs'ta özel hesap döneminiz var. E-defteri tutarken YMY numarası 1'den başlayacaktı. Ancak faturada özel hesap dönemine ait değil, yıla dair tutacağı, fatura numarasına dair tutacağınız ayrıntı. Yıl esas burada. Ne demiştik? 16 karakterli numaranın ilk 3 karakteri alfanümerik, sonraki yıl bilgisini içeriyor. Sonrasında müteselsil olarak devam ediyor. Burada özel hesap dönemi dikkate alınmadan yıl esas alınarak bir işlem yapılıyor. E-fatura uyum denetimini o zaman sonraki eğitimlere saklayalım. Ben dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.
Evet, İlknur Hanım'a biz de teşekkür ediyoruz. Şimdi planladığımız gibi 15 dakika ara vereceğiz ama arada lütfen soruları getirseniz tasnif de edebilirim çünkü. Bekliyoruz. 4'te tekrar başlayacağız. Mikrofonları kapatalım arkadaşlar. Ben yapmıştım. Delmeye başladılar ama şimdi mesleğe bu kadar şey yapıyorlar. Yoksa uygulamanın çok zor. Zaten çoğunu bu elektronik defter zaten bilgi işlem firmaları altyapıları çözüyor. Bizlere de sunuyor ama mevzuat tarafı. Düştüm. Gece 12'yi geçti. 24 çıksın geçti. Sen otomatikman 1 Mayıs'a geçti. Bu sefer senin defterini
damgası verecek diyor. Yani sen 1 Mayıs'ta bile o defterin ücretini alsan, yarın bir gün senin tutma şansı var. Lan sen 1 Mayıs'ta yaptın. Bak geç yaptın. Buna ceza şunları var deseler bile diyor. Sen diyor tabii o zaman dilimle yani o programı sen o sürü takımına yedir. Sen 1 Mayıs'ta bile yapmış olsun. Git de o tarihte o hizmet sana veremesin dahi. Cezayı meydan yap ama sen 30 günü aşamı atıyorsun. Çevirin. Şey olduğunu gönderdim gönderdim gitmedi. Bastım. Ama işte tekrar sabah işe geldim. O 30 Nisan'da yapmış olduğun defteri değil de yanlışlıkla ben geldim senin yerine. Yanlış yapmışım. 1 Mayıs'ta çalıştırdım sistemi. Oluşumu. Onu gönderdim yanlış yapmışım demek gibi algılar. Yine bir takip bir şey yok yani. Yine programa arayüzü şey yapmamız lazım. Değil mi? Böyle bir şey. Zaten şey mesela ben müşteri kullanıyoruz. Kasım'ın 19 Kasım'da bize e-faturaya şey yaptılar, onayımızı verdiler. O tarihten biz ki portalını kullanıyoruz. Bunu da gayet de memnunuz. Arayüzde kullanıyoruz. Sistem oturttuk. Hiçbir sıkıntı yok. Sadece işte bu sistem yaratıcı hikayelerinden çok muzdarip olduk ama o da biz de bütün kullanıcılar muzdarip olduk. Yani biz geçen gün hatta bir şey oldu. Elektronik fatura kestik. Bizden gitti. Karşı taraf da aldı. Karşı tarafın bizde e-faturaya bakan arkadaş karşı taraftan gelen olumsuz sistem yanıtını görmüyor. Ama faturayı her ikimiz de açıyoruz. Adam da beyan etti, ben de beyan ettim. Bir de attı başladı. Mail attı. Gitten işte bir Ankara'da işte bir bilgi işlem daire başkanlığı 0348 makas numarası. Aradı Kore'ye oradan bir yetkiliyle falan. Anlattık durumu. Dedi ki karşında öyleyken böyle. Tamam hatalıyız. Beyan etmemiz gerekiyor faturayı ama. Yani karşı taraf da beyan etmiş. Faturayı da aldık arşiv attı. Arşiv attı faturayı da sistem yanıtlarını göremiyoruz. Yani kendi hatalar sistemi çok açık yapmışlar. Adam bu sefer bize diyor. Şey yapalım, faturayla ilgili dedi, hem falan hem satan dedi, Ankara'da bilmem ne falan, uyum daire başkanlığına yazı yazdık şimdi. Yani fatura geçersiz ama biz karşılıklı beyan ettik, kesin cezamızı diye. Evet, Saşa, sistemin bu kadar karmaşık yapıda olmasının bir anlamı yok. Yani daha basit indirgemeleri lazım. Herkes